İyi akşamlar sevgili seyirciler. Olaylar ve görüşlerden merhaba. E, bu akşam dış politika gündemini değerlendireceğiz konuklarımla. Dün sıcağı sıcağına yaşanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Miçotakis'in görüşmesi Türkiye'ye yapılan iadeyi ziyaretle mesajlar verildi. Bundan sonrası için ne ifade ediyor? Terörle mücadele gündemi yaza ilişkin yeni mesajlar var. Son operasyonlar çerçevesinde bundan sonra hangi adımlar atılacak? Suriye, Kuzey Irak detaylıca bakacağız. Rusya'da deprem yaratan eee Görev değişiklikleri var savunma bakanı ile ilgili diğer yandan Gazze konusu hepsine yer ayırmaya çalışacağız bu akşam programımızda değerli konuklarım var hemen onları tanıttıktan sonra başlayalım konuşmaya Profesör Doktor Nuray Ekşi, Uluslararası Milletler Arası Özel Hukuk Uzmanı hocam hoş geldiniz merhaba hoş bulduk. E, gazeteci Cem Küçük bizimle. Cem Bey hoş geldiniz. Hoş Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İstanbul'a da hoş geldiniz. Teşekkür Sağ olun ede. katıldığınız için. Doktor Çağlar Özer, İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Emekli Kurmay Albay. Hoş geldiniz hocam siz Hoş buldum Selam Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ankara'dan da bir konuğumuz var. Ee, Eski Moskova Büyükelçisi Dış Politika Enstitüsü Başkanı Hüseyin Diriöz. Hüseyin Bey hoş geldiniz siz merhaba. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Merhabalar. Şimdi e, ilerleyen saatlerde bir konuğumuz daha olacak. E, profesör doktor telaffuzu da epey zor. Apollinaria Avrutina bağlanacak bize. St. Petersburg Devlet Üniversitesi öğretim üyesi. Bu e, Rusya'yı konuşurken e, ona da e, bağlanacağız ilerleyen saatlerde. Biz önce Michotakis'in iadeyi ziyaretiyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gidişiyle bu yeni süreç pozitif hava çok güçlenmişti. Miçotakis gelirken e, Yunanistan'daki e, yankıları Türkiye'deki bu iadeyi ziyarete buradan yapılan yorumlara göre daha da güçlü oldu. Ben Hüseyin Bey sizle başlamak isterim. Şimdi belli zaten netameli konular var uzun vadede, iki tarafın da hassas olduğu. Bir de yeni yapılan anlaşmalar ve bu pozitif yaklaşım var. Yani mesela dünkü basın toplantısında bu Hamas konusunda farklı fikirler ortaya atıldığında Miçotakis dedi ki en azından bu konuda mutabık olmadığımızda mutabıkız diye böyle bir cümleyle konuşmayı bağladı. Ne ifade ediyor bu adımlar ve bundan sonrası için ne beklemeliyiz Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde bölge için? Öncelikle bu ziyaretlerin karşılıklı yapılmış olması, hı hı. Sayın Cumhurbaşkanımızın Yunanistanı ziyaret etmesi, ona karşılık olarak Sayın Mısır Mısır de Türkiye’ye gelmiş olması, so olumlu bir adım. İki hı hı. ülkenin arasındaki ilişkilerin gelişmesi bakımından. İki ülke arasında sorun yok mu? Var. Evet, sorunlar var biliyoruz. Ama burada esas mesele hem sorunları çözmeye çalışmak, hem de işbirliği ortamını oluşturup sorunların işbirliğinin önüne geçmemesi, işbirliğinin aksine işbirliğinin sorunların önüne geçmesini sağlayabilmek o yolda önemli bir adım olarak ben görüyorum bu ziyareti ve burada yapılan temasları. Şimdi biz Daha... de... Buyurun, buyurun pardon. Yok daha detaya girmek gerekirse ee, Yunanistan içinde de misyotaki e, girebiliriz. Sonra gireriz. Sonra girelim. Peki ben o zaman hemen oraya Hocam'a Peki. döneyim oradan devam edelim. Şimdi bizim tabii dış politika başlıklarımızı bir liste yapsak Yunanistan daha gerilerde kalır. Bunu hep yıllardır söylüyoruz ama Yunanistan'ın gündemine baktığımızda, pek çok konuda baktığımızda, bu son ziyarete baktığımızda en tepede belli ki Türkiye var değil mi? Belki de ilk üçte ama sanıyorum en tepede. Ne dersiniz hocam? Orada bu konunun, bu ziyaretin ele alınışı bizim buradaki değerlendirmemizden çok daha ateşli. Evet, e, yaptığınız tespit çok doğru. Hakikaten biz Yunanistan'a baktığımız zaman dış politikamızda hiçbir zaman çok ön planda tuttuğumuz, ee, ve Yunanistan bütün o kışkırtıcılığına rağmen hı hı. bizim o kadar da çok e, sert bir tepki göstermediğimiz bir saha. E, fakat bu dostluk, bu e, dostluk sinyalleri daha doğrusu hı hı. E, ikili görüşmeler, e, iadeyi ziyaretlerin olması, yani diyalog kapılarının açık olması son derece önem taşıyor. Üstüne üstlük bu diyalog kapılarının açık olduğu Sürecin arka planına bir bakalım. Neler var? Evet. Bir Her zaman bir karasuyu e, sorunu var. Türkiye e, 6 mil e, olarak iddia ederken Yunanistan 12 15. mil karasuların olduğunu söyler. Bir kıta sağlığı sorunu var. Ege Adaları sorunu var. E, Kıbrıs sorunu var. Çok uzun yıllardan beri hep e, gündemde olan ve özellikle de 2011 yılından beri de Yunanistan'ın düzenli, istikrarlı bir şekilde e, yasa dışı göçmenleri döverek, iterek, insan hakları ihlalleri yaparak Korkunçuk bunları evet. e, Türkiye'ye yönlendirmesi, hatta e, Ege Denizi'nde lastik botlara Yunan sahil e, güvenliğinin ateş açması sonucunda hayatını da, yani lastik bot patlayıp denize boğulduğu için. insanları evet. kış günü neler yaşandı yani Edirne kıyısında evet. karada da ayrıca ne yazık ki çok kötü evet. şeyler yaşandı. Hatta şöyle Türkiye'den mal yurt dışına götürüp sonra geri dönen tırları durdurup şuradan 20 kişi sen alacaksın 30 kişi sen alacaksın bunları almadığın zaman gümrükten çıkış işleminizi yapmayız diye tehditler de var. Hmm. Şimdi bütün bu arka plandaki sorunlara rağmen hala da diyalogların olması son derece önem taşıyor. Ve burada da hep Türkiye'nin aslında baktığınız zaman vericiliği gündeme geliyor. Çünkü Yunanistan bir Ege'de tatbikat yapsanız kıyameti koparıyor. Doğu Akdeniz'de doğal gaz araması ve sondaj çalışması yapsanız ki Türkiye'nin Akdeniz sınırını düşünün o o geniş alanı düşünün evet. Yunanistan nerede Doğu Akdeniz nerede kıyameti yine hep koparıyor ama buna rağmen Türkiye ve üstünsük Türkiye'ye bu kadar göç dalgasını itmesine rağmen Türkiye'den diğer Avrupa ülkelerine geçişlerin mücadelesini Türkiye çok ciddi yapıp sahip güvenlik gece gündüz çalışmasına rağmen ki ben bu kadar çalışmasına da aslında karşıyım buna rağmen hani ne olursa olsun o sorunları daima gündemde tutan bir yapısı var. Ama Türkiye'de biz devletler hukuku derslerinde de sürekli bu bahsettiğim kıta sağlığı, Ege Adaları yeni eklenen 2011'lerden sonra eklenen göç sorunu ve bunun dışında da yine biliyorsunuz Batı Trakya Türklerine karşı muamelesini de bunu eklemek lazım. Daima Lozan Anlaşması'nı ihlal ediyor. E son yıllarda bakıyoruz ki bütün Ege adaları yani statüsü tartışmalı olanlar da dahil silahlandırılmış ki Lozan Anlaşması'nda bu adaların silahlandırılamayacağı ve belirli bir miktarın üstünde de asker tutulamayacağı açıkça yazmasına rağmen. Bütün bu sorunlara rağmen oturup iki devli, ülke, ülkenin başkanları bu şekilde bir diyalog içerisine konuşmaları Yine de çok olumlu bir yön. E, 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 olumlu olmanın <laughs> ötesinde bu kronikleşmiş sorunları çözüm yolunda peki bir yol açar mı? E, şöyle biliyorsunuz Kıbrıs konusunda Türkiye çok ciddi bir adım atmıştı. Hı hı. Daha doğrusu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de destekleyerek ve orada bir halk oylaması yapıldı. Biz şunu bekliyorduk. Acaba Kuzey Kıbrıslar karşı çıkacak Rum kesimi kabul edecek mi diye hı hı. tam tersi oldu biliyorsunuz. Evet. Ee, yani burada Türkiye'nin attığı ya da Kuzey Kıbrıs'ın attığı adımlara rağmen e, Yunanistan'ın klasik bu doktrini asla değişmez. Bu konudaki taleplerinden hı hı. asla e, vazgeçeceğini açıkçası düşünmüyorum. E, şu anda yalnız Türkiye bir noktada içten içe minnettar. O da yasa dışı <laughs> göçü Türkiye kontrol edip Avrupa'ya geçişini ve dolayısıyla da asıl Yunanistan'ın ilk ülke olacağı için Malta Yunanistan onlara geçişini engellediği için o noktada ben eminim ki Türkiye minnettar. Zaten Yunanistan Devlet Başkanı da bunu geçmişte biliyorsunuz muhtelif defalar dile getirdi. Yani Türkiye'nin bu konudaki tutumundan çok memnunuz da dedi. Şimdi burada bu sorunların çözümü açısından e, Yunanistan uluslararası hukuk mecralarında çok ciddi ataklar yapıyor. Ve bu alanda sadece Türkiye masasını çalışan çok sayıda hukukçusu var. Ve bu hukukçuların da sürekli yayınları var. Makale, kitap, yayınları var. Ve uluslararası da ittiğiniz o toplantılara katıldığınız zaman son derece aktif olduklarını e, görüyorsunuz. Türkiye'nin de tabii ki özellikle de deniz kuvvetlerinin bu Ege meselesindeki e, hakimiyeti, e, mavi vatan ve diğer projelerdeki hakimiyetine baktığınız zaman Türkiye'nin eli zaten boş değil hı hı. ve Türkiye çok tedbirli, ihtiyatlı bir şekilde uluslararası anlaşmaları, özellikle bu Yunanistan'la olan anlaşmaları e, onaylarken dikkat ediyor ve bu konuda da. Hani kendisinden bir taviz alınmasının önüne geçmeye çalışıyor. Evet. Türkiye çok aktif bir şekilde, örneğin Avrupa Konseyi'nde bundan yıllar önce bir uluslararası anlaşma hatta konuda kültür varlıklarıyla alakalıydı. Türkiye o kadar aktif bir siyaset uyguladı ki su altı kültürel mirasla ilgili olarak Yunanistan'ın bir takım hak iddialarını destekleyecek olan bu anlaşmanın İmzaya açılmasını da bildi. Yani uluslararası hukuku çok iyi işletmek lazım. Yine bir başka şey belki bizimle bu toplantıda farklı fikirler ama yumuşak ifadelerle açığa çıkan Hamas. Hamas'ı biliyorsunuz hem Avrupa Birliği hı hı. hem de Amerika terör örgütü olarak kabul ediyor. Dolayısıyla da bu konudaki Türkiye'nin bakışıyla... Ee, Yunanistan'ın bakışı zaten örtüşmesi mümkün değil ve evet. ee, da Avrupa Birliği üyesi olduğu için hı hı. Avrupa Birliği'nin aldığı yani hangi örgüt terör örgütüdür vesaireye de e, katılıyor ama yine de bu toplantıda gayet ölçülü her iki ülke açısından e, Türkiye onun bir siyasi yapı olduğunu ortaya koyarken o da kendi açısından ona farklı söyledi. bir göze Az önce hatta e, tam ekranda verebiliriz bu konudaki dediğinizi. Cumhurbaşkanı Erdoğan eğer Hamas'a terörist örgüt derseniz ben bunu kabul etmem dedi. O da biz terör örgütü kabul ediyoruz dedi. E, Hamas üyeleri, Hamas ülkesinin topraklarını koruyan bir direniş örgütüdür dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. O da biz Türkiye'nin Hamas'ı farklı gördüğünü biliyoruz. Bölgede kanunun durdurulması konusunda ikimiz de hemfikiriz dedi Miçotakis. İsrail'in refah yönelik karar harekatı kabul edilemez dedi. Yani Hamas konusunda bu karşılıklı konuşmalar olunca en azından mutabık olmadığımızda az önce de söyledim ya en azından mutabık olmadığımızda mutabı, mutabıkız diye bir ifadesi var. Sizden hemen ben sözü alıp Gürsel Bey'e dönmek istiyorum hocam. Yani bu hatırlatmalarla Nuray Hoca'nın yaptığı hatırlatmalarla baktığımızda bu kadar da liderler özenli bir dil kullanıyorken, bu anlaşmalarda da bu süreci bozmayacak adımlar atılması konusunda bir imza ve taahhüt varken, işte bu deniz parkları konusu örneğin, bu adımlar bir yandan da bu çabalarla örtüşüyor mu? Şimdi bakın, e, hocam çok güzel ifade etti. Bir defa aktif politikayı, ekonomiyi, e, alandaki... Sivil işlemleri diye daha çok ee, fazlasıyla kullanan bir Yunanistan tarafı var. Bu gücü özellikle Avrupa Birliği'nden alıyor. Ve Avrupa, hayır birincisi o. Birincisi. Avrupa Birliği üyesi. Şimdi Avrupa Birliği olunca fonları da alıyor. Örneğin denizde ben şöyle bir proje yapacağım diyor, bir fon çıkartıyor oradan kendisine. Siz iş adamı da olsanız, kurum da olsanız. Bir, bir şekilde hı hı. sahaya aktive edebildiğiniz faaliyet dinamizmi var orada. Tamam mı? Şimdi onlar bu işleri iyi biliyorlar, iyi yapmak istiyorlar. Kendilerine göre çıkar ama tam karşılığı mesela stratejik hamle olarak biz Libya ile ilgili o e, e, deniz yetki alanları hamlesini hı hı. yaptık. Hı hı. Şimdi o da diyor ki ben size karşı böyle bir hamle yapabilir miyim acaba? Ha bu yani, deniz parkları ona karşı bir hamle. Hayır değil ha. ama çakışan yeri var denizde. Yani hmm. bir şekilde o da e, kendine göre bir sivil inisiyatif kullanmak istiyor. Biz o işi başardık. Yani Libya ile yaptık evet. somut. Bu tamam. Ama onlarınki şu anda bir proje. Başarmaya çalışırlar mı bilemem. Ama biz engellemeye ve onların başarısız olmasına gayret etmeye devam ediyoruz. Neden? Uluslararası hukuka dayalı olarak. Yani tutup da bir herhangi bir şekilde siz yapamazsınız deyip karşılarına dikilmek değil. Çözülecek meselelerden sonra. Yani ben aslında onu şöyle ifade etmiştim. Hatırlatmam şöyle olsun. Şimdi düşünün siz geliyorsunuz bir araziye. Size diyorlar ki buraya gecekondu kurun. Siz Gecekondu'yu kuruyorsunuz. Elektriği suyu ödemeye başlıyorsunuz. Evet. Ondan sonra e, zaman geliyor. imara açalım burayı diyorlar. O imara açılma noktasında e, ben bu kadar zamandır elektrik su ödedim. O zaman bu benim hakkım diyorsunuz. Orası sizin oluyor. Benzer şekilde denizde de aynısı. Hmm. İmara açılmamış bir yer. Yani deniz yetki alanlarında tamamen yetki onun dışında. İmara açılmamış kabul edin. Yani basit tarif ediyorum. O şimdi elektriğini suyunu ödeyeyim de daha sonra benim olsun diye hani kendine İngilizce göre bir fırsatçılık içindi. yapıyor. Şimdi tabii Ama Türkiye... Işte fırsatçılık fırsatçılık da o fırsatçılıklarla ve kurazlıklarla da yıllardır elde edilen de kazanımlar olunıyor. Ee, efendim insan. işte onun yaptığı bu, bu Yunanistan. Silahlandırma, adaların silahlandırma ee, konusu şey, gibi. Hep yavaş yavaş. Müsaade ederseniz hocam hatırlarsanız Kardak krizinin evet. Ve biliyorsunuz o zamanlar hatta bazen siyasiler ya bir kayalıktan ne olacak diyor. Aslında az önce Sayın Tokmakoğlu çok güzel ifade etti. Bir gece kondu koruyor, suyun elektriğini ödüyor. Evet. Sonra o Hadi fiili o. durum Hı -hı. meşru duruma geçiyor. Ve biz o Kardak krizinde biliyorsunuz SAT komandaları kayalığa çıktı, günlerce bekledi. Ve ölümle yüz yüze günlerce beklendi. Bir baktığınız zaman orası bir kayalık parçası olabilir ama, ama sembolik anlamı o sizin çok başka. Hukuki hem sembolik da. hem hukuki Tabii. olarak o sizin deniz yetki alanınızı belirleyen bir yer olduğu için Tabii. bugün hala da biz yani Yunanistan'ın bu kadar Ege adalarında silahlanmasına çok daha sert bir tepki göstermemiz gerekiyor. Belki ben böyle düşünüyorum siyasiler başka türlü. Adımlar atıyordur bizim bilmediğimiz ama bu kabullenebilir bir durum değildir. Değil. Evet. Gece kondu. Benim tabirim bu. Şimdi e, kardak dediniz mesela e, bunlar tarihi konular artık. Hı -hı. E, biz tabii ki orada o kayalıkla ilgili TAT komandolarının o kahramanca faaliyetlerini biliyoruz. Ama şu da var mesela arka planda kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri stratejik intikallerini yaptı. Yani harekat planı gereği Yunanistan'a karşı en ufak bir yanlışı olsaydı orada o harekat planları uygulanacaktı. Bunu Clinton, Bill Clinton o zaman Amerika'da açtı telefonu. Ee, bakın dedi bu iş çok ciddi sizin bildiğiniz gibi değil. Türkiye çok ciddiye aldı intikallerini yaptı, şu anda bekliyor, sakın hata yapma, geri dön dedi. Kime dedi bunu? Yunanistan'ın Yunanistan başbakanına dedi. söyledi. Şimdi böyle çocukça tavırları oluyor. Yunanistan'ın. Hı hı. Yani bu sadece Türkiye'nin orada öndeki sat komandolarını tabii ki söylüyoruz ama geri planda o kadar büyük bir ağırlık kondu ki masanın üstüne, o ağırlığın altından kalkamazdı Yunanistan. Şimdi bu Cepheden baktığınız zaman olaya şimdi Yunanistan'ın böyle yaramazlıkları oluyor. Böyle efendim gece kondu işleri oluyor. Ben basit tabir ediyorum bunları. Ee, biz izleyenler yanlış anlamaz. Ama bu Yunanistan. Yunanistan böyle bir yer. Yunanistan böyleyse biz de o komşumuzu öyle biliyoruz. Öyle konuşuyoruz. Gerekirse de diyoruz ki bak dikkat et doğrudur. Uluslararası hukuk var. Falan falan. Şimdi gerçekten değerli bir süreç başlandı. Hı hı. Nedir hadise? Hani hocam da söyledi, bizim Yunanistan'a vereceğimiz çok şey var. Yunanistan'ın bize vereceği çok az şey var. Biz ne alacağız ki Yunanistan'dan? Yunanistan'dan belki Yunanistan'dan değil ama o dediğiniz arkasında işte güvendiği abiler, ablalarla ama bakın de, şimdi, onlarla bütün işte Türkiye'nin İşte meselenin özü gidilen... de o. Ya, o, o Türkiye'nin Türkiye tezi evet. şu. Türkiye'nin tezi derken bunu da hatırlatayım. Çoğu zaman böyle e, sorular soruluyor. Efendim Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin tezleriyle ilgili sayfasına girsinler. Hı hı. Ayrıntısı o kadar çok ki vatandaşlarımız öğrensin bunları. Baksınlar. Türkiye'nin tezleri çok net. Hukuki olarak ifade edin Dışişleri Bakanlığı sitesinden bulabilirler. Ha biz burada hani konuyu sohbet olarak böyle Abi. anlatıyoruz haliyle. Ben, siz hemen durmuşken mesela Yunanistan'ın e, Türkiye üzerinden kazanımları çok dediniz ya. Ne onlar örneğin? Şimdi bakın Yunanistan neticede bir sürü adada yaşıyor. Hı hı. Bunların hayati fonksiyonları Türkiye'den ikmal ediliyor. Ve nüfusunun ağırlık kısmı tamam Atina civarında yaşıyor. Hı hı. Ama kuzeye gittiğinizde Türkler var. Ve adalara dağılmış burada bir e, dağınık bir nüfus var. Şimdi böyle bir nüfusun tek ve idaresi için Merkezde e, sadece Avrupa fonlarına dayalı bir ekonomiyi işleten Yunan devleti var. Yani Avrupa'nın verdiği parayla emeklisine maaş ödüyor. Bakın ekonomisi pek iyi değil. En başta ekolojik En başta sosyoekonomik açıdan baktığınızda e, tamam. Ne bileyim işte 2000 euro'ya orada yaşayabiliyor. Hı hı. Maaşını alıyor. Tamam. Avrupa'da destekliyor güzel ama böyle endüstrisini ne bileyim işte bakın böyle stratejik planlardan bahsediyoruz. İşte e, e, boru hatları yapılsın, elektrik hatları yapılsın, şu yapılsın, bu yapılsın. Kapı Türkiye'de. Kapıyı Türkiye açarsa Yunanistan doğuyla batı ekseninde orada yer alabilir. Ve Avrupa'da zaten Yunanistan'a bu vazifeyi veriyor. Diyor ki sen buradan devam et. Yani Türkiye ile olan ilişkilerinde bu konuyu inşa et diyor. O da belirli fonksiyonları burada. E şimdi o zaman şöyle bir fırsat çıkıyor ortaya. Yunanistan'ın doğuyla batı ekseninde bu Anadolu'nun vermiş olduğu o jeopolitik gücü, dengesi, esası bu çerçevede hani tutup da coğrafyayı düzeltemezsiniz. Coğrafya bu. Buradan eğer ki bir menfaat bekliyorsa Türkiye ile iyi geçinecek, ortak proje yapacak. Bunun tek tarafı başka bu, yolu yok. başka yolu yok. Ha bize ne verebilir? Bize ne verecek ki? Biz ondan bir şey iste, balık mı satacak bize? Yani ne verecek bize? Sadece iyi komşuluk verecek bize. İyi komşuluk verdiği zaman, bu halklarımız kaynaştığı zaman zaten işte biraz önceki mevzuyu da oydu. Hani arkasındakilere güveniyor, onlarla iş yapmak istiyor diyoruz ya. Evet. Argümanımız da bu. Yani E Doğu Yunanistan. Akdeniz, Doğu Akdeniz işte bu kaynaklarla ilgili vesaire bir yol almak istiyorsak bizim zaten muhatabımız Yunanistan değil. Onu Yunanistan'la çözmeyeceğiz ki diyorsunuz bir yandan da. Doğru Şunu mi? diyorum bakın. Ey Yunanistan sen bir devlet misin? Ben de bir devlet miyim? Komşu muyuz? Biz halklarımız, <laughs> kültürlerimiz iç içe mi? Uzat elini tut, anlaşalım. Niye her bir konuyu götürüyorsun Avrupa Birliği'nden çözmeye çalışıyorsun? Amerika'ya havale ediyorsun. Yaramazlık yaparken sen yapıyorsun. Çözüm noktasına gelince git bunu Avrupa'ya söyle diyorsun o söylemeden onu kullananlar da yok mu Amerika çok konuyu dağıtmadan çağarlar. E, öyle kesinlikle öyle yani Amerika Birleşik Devletleri'nin gelip de bu işler işte, yaptığı tüf, taktikatlar. Küf noktası orası. Siz bunu Fransız'a, Alman'a, önemli değil isim bunlar. Amerikalıya bırakırsanız onlar menfaatleri, çıkarları gereği buradaki en uç noktada yani kullanabileceği fırsatı değerlendirir. Yani bunu görmeyen, bilmeyen yok ki. Hı -hı. O fırsatı yakalamaya çalışıyor. O da oradan bekliyor. Yani birisi bir şey yapsa da ben de oradan girsem diyor. Evet. Ama buna o müsaade etmeyecek. Yani Yunan Hı -hı. halkı müsaade etmeyecek. Peki Çağlar hocam siz ne diyorsunuz? Yani böyle bir biraz yaramazlık, biraz gece kondu girişi, e, girişimi gibi benzetmeler e, yaptı Gürsel Bey. Katılıyor musunuz? Ee, katılmakla beraber ilavelerim de olacak izninizle. Ben hem Sayın Hocam'ın çok değerli tespitleri ve Gürsel hocamın çok kıymetli fikirlerine katılıyorum. İzninizle birkaç farklı bakış açısından Lütfen. da katkıda bulunmak istiyorum. Şimdi evet gece kondu. Evet işte ben Yunanistan'a hep şeye benzetirim. Evin yaramaz çocuğu. Yunan milletinin hani bazı milletlerin karakteristik özellikleri vardır Serap Hanım. Hı hı. Yani e, Yunanlılar da benim bu cümleme alınmasınlar ama şöyle bir şey var. Yunan insanı yaygarayı seven bir karakteristik özelliği var ve şöyle gideyim izninizle hocamın alanına girmeden Bizim Yunanistan'da olan sorunlarımıza bakalım şimdi. Evet. Yani Cumhuriyet'in öncesi ve sonrası da toparlayacak olursak üst üste iç içe geçmiş, kördüğüm olmuş ve halen çözülemeyen, bunun için bu toplantıların, görüşmelerin yapıldığı bir süreçten geçiyoruz. Ilımlı yaklaşımlarla, olumlu yaklaşımlarla, pozitif yaklaşımlarla. Biz aslında Yunanlılarla olan sorunlarımıza baktığımızda biz Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar çok köklü zemine oturtulmuş olan Türk dış politikasının temel esasları çerçevesinde Türk hariciyesinin gelmiş geçmiş bütün Türk idarecilerin üst tepe dahil bu geleneğimizi köklü geleneğimizi devam ettirdiler. O da nedir? Biz bütün efendim bu problem alanlarında gri bölgelerimizde Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok aklı selim davranarak asla ve kata uluslararası hukukun bize vermiş olduğu sorumlulukların dışına asla çıkmamışlardır. Yani Eskilerin tabiriyle tül hayaller dediğimiz yani uzak böyle e, gereksiz hayallerin peşinde koşmamıştır Türk dış politikası. Ne yapalım? Birkaç örnek vereyim izninizle. Efendim karasuları işte belli kaç mil olduğu belli. Biz Lozan'da bu belirlenmiş ama e, Yunanistan şöyle söyleyeyim ben size o zaman 3 mil olarak belirlenmiş. Yunanistan bunu 1936'da 6 mile çıkarıyor. Biz e, bu yaklaşık biz de bundan 28 sene sonra... 1964'te 6 mili kabul ediyoruz ondan sonra diyoruz ki 12 mili e çıkmazsa bu savaş sebebi. Bu şu anda durulmuş vaziyette. Kasus belli, bilinen bir şey. Adım atmıyorlar ama ilk fırsatta adım atacaklarından da ben çok eminim. İkinci konudan bir örnek verelim. Kıta sağlığı. Hı hı. Şimdi ülkelerin kara suları ve kata sağlığı olabilmesi için buna Birleş 1958 19, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni imzalamış Yunanistan ve onun deniz hukukçuları şunu biliyorlar. Bir ülkenin e, kara suları ve kıta sahanın ölçülmeye başladığı hat olabilmesi için Yunanistan'ın coğrafi yapısına baktığımızda ada devleti olması gerekiyor. Yanılmıyorsam e, o sözleşmenin 46. maddesi. Evet 46. maddesi aynen böyle. Der. Ada ülkesi olması gerekiyor. Şimdi Yunanistan'ın biliyorsunuz bir ana karası var. efendim, Bir de adaları var. Şimdi Meis adası burnumuzun dibinde. Evet. Meis adası. 10 kilometre kare ve Anadolu'ya 2 kilometre mesafede Yunanistan'ın tezine göre eğer kara suları ve kıta sahanlığı varsa bizim e, Akdeniz'e çıkma şansımız yok. Çok saçma sapan uluslararası hukukun özüne ve ruhuna aykırı hı hı. işte yaygaradan kastettiğim bu Bu ve buna benzer çok e, aşındıran konuları ciddiyetten uzaklaştıran çünkü suçlu olduklarını yani daha doğrusu özür dilerim haksız olduklarını biliyorlar. Bir diğer konu ifade ettiniz. Efendim Lozan Antlaşması ile ve Paris barış Antlaşması ile biz adaları ver bir şey. Ne dedik ama silahlandırılmayacak, asker bulundurulmayacak. Tam tersine bu da e, suistimal edilen ve gözümüzün içine baka baka gece kondu. İşte adanın birine bir kilise koy, bir tane papaz koy, on tane de asker koy falan filan. Bunlar gerçekten e, dostluk ve komşuluk hukukuna, Uluslararası ilişkilerde de ifade eder bu. Oymaz. Dostluk ve komşuluk ilişkilerine asla ve kata uyan hareketler değil. Yunanistan'ın önce Yunan e, siyasetçilerinin, Yunan e, devlet aklının önce bir öz eleştiri kültür hareketi vesaire Ama bunu hiç tercih etmiyorlar. Çünkü bunu yaptıkları zaman ciddi bir ivme kaybedeceklerini düşünüyorlar. Ben izninizle e, konuyu biraz daha farklı boyuta taşımak istiyorum. Şöyle ki 7 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanı 65 yıl sonra... Evet. Yunanistan'ı Cumhurbaşkanı sıfatıyla tems gitti, ziyaret etti. Hı hı. Güzel bir başlangıçtı. Şöyle ki o o ziyarette üç ana sütun üzerine oturmuştu. Bir tanesi istikşafi görüşmeler dediğimiz yani siyasi diyalog, yani keşif görüşmeleri. Hı hı. Ne yapacağız, ne görüşeceğizin ön görüşmeler tarzında tanıma amaçlı görüşmelerdi. O önce yapıldı. Arkasından genişletilmiş ortak eylem planıyla e, ikinci e, politik dediğimiz konular yani tarım, ticaret, çevre konularında işbirlikleri ama üçüncüsü önemli olan güven ve güven artırıcı önlemler konusunda da barış ve istikrarı sağlayalım. Bunun dışına çıkmayalım karşılıklı bir iyi niyet e, belirtisi şeklinde oldu. Ve hatta yanılmıyorsam da Sayın Cumhurbaşkanı bir fırsat penceresi açıyoruz dedi. Bu, bu, evet. Buna benzer bir cümle kullanıldı. Fakat Yunanistan ne yaptı? O tarihten bugüne bakalım. Tam tersini yaptı. Ee, Sakız Adası'na gidip birlik denetlendi efendim ve birdenbire pat diye ortaya deniz parkı diye bir şey çıkardılar. İşte burada Yunan mentalitesi maalesef bunu gerektiriyor. Biz uluslararası hukukun e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vermiş olduğu sorumlulukları ve efendim Birleşmiş Milletler Genel Hukuk İlkeleri Çerçevesi, Genel İlkeleri Çerçevesi'nde adımlarımızı tamamen uluslararası hukukta ve imzalamış olduğumuz, karşı tarafın karşı tarafında imzalamış olduğu anlaşmalar çerçevesinde çok samimi ve çok dürüstçe e, ifade edip buna bir çözüm aramaya kalkarken karşınızdan sürekli olarak sizi böyle ciddiye yani çok affedersiniz yani şey yerine koymayan yani muhatap değil farklı şekillerde olayı çözmeye çalışan bir Yunanistan var bu bir samimiyetsizliktir açıkçası Öncelikle buna bakmak lazım ve Yunanistan'ın bu bu yaklaşımları şimdi tabi e, uluslararası ilişkileri bu hukuku bilmeden böyle çok iyi niyetli yaklaşımlarla girmemek lazım böyle konulara ben asker kökenliyim, şey de hocamız da asker kökenli. Hani biz en kötü olasılık senaryosu üzerine konuşuruz ama bu karamsarlık değildir. Bu karamsarlık değildir. Asıl, asıl olan şudur: en kötü ne yaşanabilir onun üzerine çalışmalar yapılır. Buradan neye gelmek istiyorum? Biz Yunanistan'la var olan bütün sorunlarımızı, karasuları, kıta sahanlığı, fırhattı, adaların silahlandırılması, işte deniz parkı. Hocamın ifade etmiş olduğu o 3000'e yakın ada, adacık ve kayalıklar var. Aidiyeti kime olduğu belli değil. Onlar da biliniyor. Biz diyoruz ki bunları tırmandırmadan oturalım. Bilgilerle, belgelerle tıpkı Ermenistan'ın iddialarında tarihçiler gelsin konuşsun diyen bir Türk dış politika harici aklı var. Aynı şekilde burada da bunu yapıyoruz. Bir şey de saklamıyoruz ama karşımızda sürekli olarak e, uluslararası hukukun anlaşmaları içerisinde vermiş olduğu yükümlülükleri suistimal eden, bunun dışına çıkan ve hepsine de ayrı ayrı çok komik kılıflar bulan bir Yunanistan var karşımızda. Şimdi buradan hareketle ben bu Yunanistan'ın bu hareketlerini, tavırlarını çok iyimser, ihtiyatlı bir iyimserlikle bakmak istiyorum. Artık işi biraz daha çok böyle sembolik şeylere de taşıdılar. Yok işte baklava bizim, döner bizim falan. Bunlar artık gıda kültürümüze de sahiplenmeye başlıyor. Bunları da hakikaten ben çok gayri ciddi buluyorum. Ya bunların kökeni belli. her şey, Evet, 600 küsür sene birlikte yaşamışız vesaire. E, doğal olarak 1980'lere kadar orada da Türk kahvesine Türk kahvesi deniyordu ama ondan sonra birdenbire artık Yunan kahvesi evet, denmeye ya, başladı bu, diye. Bu, bu, bu biraz e, da e, ne kadar tabii öyle bilmiyorum ama e, birkaç yerde okumuştum. He, ya bunlar şimdi hani te, iki devletin, iki komşu devletin ortak deniz e şeyi de görüyorduk, yani gördük. Yaşanan doğal afetlerde her iki ülkenin birbirine karşı yardımlaşması da örnek seviyediydi. Bunları Hı. da Göz ardı edemeyiz ama karşınızda sizi çok ciddi alan, gelin bu sorunu birlikte çözelim, bir takım e, Ege Denizi'nin nimetlerinden birlikte faydan alalım. ve hatta ve hatta en son bu e, görüşmede, Ankara ziyaretinde, e, Müşet ziyaretinde Sayın Cumhurbaşkanı ticaret hacminin 6 milyardan 10 milyar. dolardan 10 milyara. Bakın bu Hı -hı. çok önemli bir rakam. Doğru. Yani bunu sadece para olarak görmeyin. Tabii. İç siyasetin de etkisi var hocam işte kariye, e, cami, ibadete açıldı en çok mesela onun üzerinden Tam. gelirken hatta muhalefet Ona nasıl gidersin evet. Türkiye'ye e, minvalinde yaklaştığında. Biz Hiç bunu şöyle suçtular. okuyoruz e, Serap Hanım. Yunan siyasetçileri eğer o Türk Türkiye'ye saldırırsam ne kadar çok prim elde ederim algısını terk etmeleri lazım. Samimi olmalık da Onlar evet. şöyle görüyorlar anladığım kadarıyla. Ben ne kadar Türk siyasetçilerine, Türkiye dış politikasına hedef kitle olarak bir Türk algısı, Türk korkusu koyarsam o kadar iç iç kamuoyunu o kadar konsolide ederim, elde Hı -hı. tutarım diyor ama gerçekten yanlış. Mesela şimdi Kariye cami konusu. Efendim Türkiye Cumhuriyeti, Atina'da cami var mı? Atina'da onardıkları bir cami var mı? Ben hatırlamıyorum. Yani bunu söylerken insan biraz düşünmeli. Yani olayı teolojik e, sütunlar üzerine oturtmamak lazım ama biraz da vicdanlı olmak lazım. Şimdi... Türkiye Cumhuriyeti egemen bir devlet, egemen hmm. bir ülke. Kendi coğrafyası içerisinde e, alması gereken kararları ben affedersiniz burayı kiliseye cami yapabilir miyim? Pardon şurayı şunu yapabilirim diye soracak durumda değil. Bu egemen bir devlet ve e, bunu da zaten 2020'de alınmış bu karar. Bu anlık bir olay değil. Yani burada niyet iyi okumak lazım. Birden bura bunu öne getirmelerinin sebebi farklı algılıyorum. E, şöyle ki güzel şeyler de var. Ben ziyareti bağlıyorum. Çok e, evet. hissettim bakışlarınızdan. Hemen söyleyeyim. Efendim bakın iyi şeyler de yok mu var? Ekonomi konusunda e, ilişkilerin çoğal. Bu çok önemli bir şeydir. Ekonomi artık günümüzün en önemli silahlarından, silah demeyelim, en önemli güçlerinden biri. Bir diğeri doğal afetler konusunda işbirliği. Efendim bir diğeri sağlık ve tıp al tıp alanında Hı -hı. işbirliği. Ama e, en son nihayetinde ayrıldığımız nokta şu. O da enteresan bir e, şey getirdi diplomasi tarihine. Mutabık olmadığımız konuda mutabık kaldık." dediği e, 7 Ekim'den bugüne kadar soykırım yapan bir İsrail'e karşı evet o da İsrail'i kınıyor ama biz Hamas'ı resmi olarak zaten adını koyduk. Biz hı hı. bir direniş olarak görüyoruz ama onu terörist olarak demesi de bizim biraz canımızı acıttı. Son tahlilde şunu söylemek istiyoruz. bu, bu gidişat bu çerçeveden bakıldığında benim adına görüşüm şu. Yunanistan'ın daha samimi platformlarda daha reel politik davranması gerekiyor. Ancak bunu Yunanistan'dan bekler miyiz, görebilir miyiz? Ya bir evet. güven sorunu var ortada bizim. Hocam. Şöyle Biz çok iyi niyetle davranıyoruz. Açıyoruz koyuyoruz önlerine her şeyi. Bakın ben o bölgelere yakın yerlerde e, iyi de... İyi niyetimizi suistimal ediyorlar diyorsunuz. Yani işlerine geldikleri gibi davranıyorlar. Ama bu gerçekten samimiyet karinesini aşan bir durum diye derler. Siz ne dersiniz? Şimdi ben Yunanistan meselesini iki türlü görmek lazım. Bence birincisi oraya gittiğimiz zaman da görüyoruz. Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı olan iki tane tavrı var. Bir, Kutu Savaşı'nda bizim onları yenmemiz. Şimdi bu Yunanistan'da kalanlar, orada yaşayanlar Yunanlarla konuştuğu zaman görecektir. Bu onlarda bir travma. Yani Türkiye, Osmanlı'nın bakiyesi bir ülke. Devasa bir ülke ve yine o hasta adam Yunanistan'ı buradan yendi ve onlarda ağır bir travma olarak duruyor. Ondan koruyor. daha çok bu İstanbul'un fethi en çok her yerde daha çok o çıkan, ka o, o kadar o, ben, o da ben var ben da en çok onun üzerinden hani yani dinlen, espriyle yaklaşan da olsa <laughs> hep onun üzerinden. O genelde dinen hani o da var Rum hani milliyetçiliği ve dini anlamında ama bu Kurt Kurtuluş Savaşı meselesi. Bir de 1952 50'den sonra e, bizde Fatih Nuşu Zorlu'nun Dışişleri Bakanı olmasıyla o dönem bizim Kıbrıs diye bir davamızın olmasını işte Demokrat Parti Adnan Menderes ve Fatih Nuşu büyük politikası vardı. Hatta Papagos dönemin başbakanı o bile yani biz bu nereden nereye geldik yani Türkiye bizi Yunanistan diye bir e, Pardon, Kıbrıs diye bir derdi oldu Türkiye'nin. Bunu Türkiye o zaman Yunanistan'dan bu sorunu devraldı. Yani biz bugün hmm. eğer bizim Kıbrıs diye bir e, adamız varsa bunu o dönemki etkili politikaya borçluyuz. Bu iki konuda Yunanistan Türkiye'ye son 100 yılda diş geçiremedi. O yüzden de askeri anlamda sürekli olarak e, silahlanmaları bize karşı. Tabii 1900 turumun doktrinden sonra işte o George Marshall'ın... E, Harvard Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde işte yardım fonu aktardı Avrupa'ya. İşte oradan 300 milyon dolar o zaman 50'de Yunanistan'a 100 milyon dolar bize. Ve CIA'nin merkez karargahı oldu. Özellikle adalar ve e, Atina'nın bazı bölgelerinde işte o Gladio dediğimiz işte behind, e, stay behind'ı aslında Amerika'nın yeri Atina'dır. Zaten şeye baktığınız zaman John Foster Dulles'ın yani 52-60 arası Amerikan Dışişleri Bakanı olan Amerika'da birinci öncelikli ülkelerden biri 2-3 ülke var. Biri mesela diyelim ki İrlanda ise bir tanesi Yunanistan. Bizden daha önemli görüyorlardı. Bizim önemli olmamız bu 79-80 sonrası biraz daha öne çıktı. O açıdan da şimdi onların böyle bir Yunanistan'ın durumu var. Ama Yunanistan 1960'lar 70'lerden sonra tamamen şeyleri durdurdu. Sanayi ve benzeri gibi bir şey olmadı. Turizm gelirleri vardı. Yani 2023 yılında e, ihracat geliri 24 milyar dolar. Türkiye'nin 2023 tü, e, ihracatı 285 milyar dolar. Onların milli geliri 323 milyar dolar, bizim 1 trilyon 100 milyar dolar. Onların kamu borcu 480 milyar dolar, bizim 444 milyar dolar hepsi iç dış dahil. Dolayısıyla Yunanistan 2010'da 2010'a kadar Avrupa Birliği'nin yardımlarıyla özellikle Almanya, Fransa yardımlarıyla getirdi. Ama 2012'den sonra bir çöküş yaşadılar. 2014'te İflas ettiler. Ondan sonra da tabii çok kötü politikalar ee, sadece turizm gelirleriyle ayakta kaldı ama o arada turizmleri de iyi değildi. Yani tesisleri çok eskiydi. Çipras geldi. O da solcu bir lider olarak, bir umut olarak geldi ama tabii tipik bir romantizm iyileştiremedi. Gitti. Yerine bu Miçotakis geldi. Kiryakos Miçotakis. Miçotakis sevilen ve başarılı bir başbakan. Ee, %41 aldı son seçimde. Ama şimdi %30'lara gerilediği için de zaten epey onun için e, bu ziyarette birazcık e, iç politika açısından aldı zorlayıcı, şu an son anketlerde evet. öyle göründüğü Ama için çok parlak olmadığı... Mesela izliyor. bakın, 2000, bu yılın Ocak ayında Ekonomist Dergisi Yunanistan sayısı yapmıştı. Yunanistan borsa getirisi %47 olan ve borçlarını önemli ölçüde bir kısmını azalttık. Yani borcun milli geliri oranını düzelttiler. Bizim gelirleri de en çok Türk turist üzerinden herhalde. Yani yok. mesela 7 Aralık'tan sonra yok, Yunan yok. adalarına günlük şey vize söyleyeyim. ama bu e, Yunanistan'a en çok faydası o size oldu. size şimdi 2000 Bir şey oldu. Ekonomik sergisinde onların turizm gelirleri mesela İtalyan, Avrupa, Amerikalı turistler sadece bizimle dönmez o. Hayır, evet. hayır ben bunu biraz, biraz ironik anlamda söylüyorum. Evet hani onların bir, bir veri üzerinden söylüyorum. Şeyleri iyidir yani ama şudur yani demek istediğim turizm gelirleri son iki yılı çok iyi kapattılar Evet turizmle. diyor e, ama o genelde işte Avrupalı turistlerin oraya gelmesiyle Hı -hı. oldu. Amerikalı turistler yani Rum lobisi orada çok kuvvetli olduğu için özel seferlerle mesela Besim Çubuk bunları çok anlatır. Şey, YouTube yayınında çok şey getiriyorlar. Ama benim şöyle bir şey var. Yunanistan 2022 Eylül'de IMF borcunu bitirdi. Şu an e, Avrupa bankalarına borçları var. Bu borçlarını aşağı yukarı iç borçları 323, 150 milyar dış borçları var. Dış borçlarını çeviriyorlar. iç borçlarını da çeviriyorlar. Bu arada iki yıldır Kiryakos, Mişetakis döneminde iyi silahlandılar. Mesela e, Fransa'dan Rafale uçaklarını aldılar. Amerika'dan F-16, F-35'leri aldılar. Yani askeri kapasitelerini artırdılar ama işte bu az önce konuşmamın başında söylediğim paranoya. Yani yarın bir gün Türkler gelir Ege'den bizi işgal eder. İşte Deniz bilmem neyle buradan hayır, yapar bu sadece diye. Sadece paranoya mı yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan üzerinden bir yandan da başka yani dünyaya verdiği mesaj mı? <gülüyor> Amerika <gülüyor> ben Tabii, şimdi yani... o ok şeyde değilim. Yani Amerika 1950-60'larda Atina birinci yani Yunanistan. Yani Karadeniz'e yakın olma iddiası hayır, hayır. Amerika Birleşik Devletleri'nin hatta bu NATO yani üstleri buraya yağarak <laughs> Türkiye'yi bir tercih yapmana mı yakınsın, uzak mısın ben şimdi mesajı benim, bile verdiğini burada bu stüdyolarda konuştuk. Bence koymuştum. şöyle yani şimdi o tabii biz biraz kendi açımızdan çok o biraz da Yunanistan'ı sarmalamak için de şey Rusya için de yapıyor onlar Amerika. Yani Makedonya üzerinden o bizim sınırlara getiriyor ama Amerika'nın önceliğinde şey şu an o durumda değil. Yunanistan daha 60'larda 50'lerde birinci, ikinci sıradaydı. Şimdi o yok. Çünkü <laughs> ee, Mısır var, orada Mısırla arası, iyi. bu tarafta arasının iyi olduğu yerler var. Şimdi Gürcistan'da seçimler, işte orada Rusya yanlısı, Avrupa Birliği yanlısı tartışmaları var, sokak gösterileri oluyor. Oraya, oraya, oraya da bir yandan Amerika'nın şey üst koymaklardı var ama benim demezim diyeceğim şu Yunanistan şu an askeri gücü ama bizimle baş edecek bir askeri gücü yok. Yunanistan'ın gücü, para gücü, Amerika ve daha sonra Almanya, Fransa bakın geçen hafta Avrupa Birliği fonlarından. 2027'ye kadar yeni bir anlaşma imzaladılar. 3 yıl için 55 milyar dolar alacaklar. Nüfusları 10 milyon. Milli gelirleri 38 bin dolar civarında. Ama borçlarını çevirebilip eski 2010 dönemine döndüler. Şu an durumları iyi. Turizm testlerini yenilediler gitti ama e, fabrika veya hizmet yok. Bizim gibi lojistik değil ya da devasa bir insan gücü yok Türkiye gibi. Dolayısıyla yani Tayyip Bey'in dediği hani bir tane oraya da atarız dedi ya korkutmuştu hani o bir tane uçak denem şey bomba denemiştik de bir tane füze bir tane de oraya atarız ha demişti böyle. Hmm. Korkutmak için yani Yunanistan Türkiye'nin dengi askeri anlamda dengi değil ama Avrupalılar özellikle Fransa ile Almanya'nın onları himaye ettiği görülüyor. Yani bu deniz yetki adalar ya o Türkiye için burada iki tane değerli asker var. Yani Türkiye o çok kolay olur Türkiye için oralarda e, mücadele etmek ama batarsa yani o zaman şöyle bir rapor vardı. Geç bu sene ekonomistin yazdı. Batarsa Avrupa'da birçok banka da batıyor. O yüzden batıramıyorlar. Yani aslında iflas ettirecekler. Çünkü temelüte düşmüş bir ülkeydi 4 <laughs> sene önce. Yani teknik olarak iflas etmiş bir ülkeydi. Ama o olduğu zaman işte Barinas batıyor, Kredi Suisse batıyor. Hepsi battığı için Avrupa ona müsaade etmedi. O fonlara devam ediyor. Ama hani Türkiye burada barış olursa bizim de işimize gelir, onlara da gelir. Ama bu hani deniz yetki anlaşması yapması, işi işte demin o deniz kurbu parkurunu yapması filan. Bunlar komik işler. Yani şöyle Türkiye'nin değil. Ya dengisi, da belki şöyle de belki daha Türkiye'nin şu anda belki daha önemli öncelikleri var. Belki öncelik sıralamasında Yani Türkiye eğer kafayı taksa askeri yani Kuzey Irak varken, Suriye varken belki askeri, şu an o yani. askeri anlamda yani Türkiye onu kafaya taksa adaları şeyi hı hı. oraları zaten alır ama o zaman büyük o zaman Avrupa'da devreye girer. İşte borsa şey olur. Ben Yunanistan'ın da bundan yana değilim ama şu var. Mesela Avrupa Amerikan Rus şeyin Yunan medyasının İngilizce yayınlarında bu Rum lobisi Amerika'daki Rum lobisi de bastırıyor. Yani işte evet. bu Kıbrıs konusunda Türkiye haksız işte bunlarla şey yapmayın diyor. Yoksa sadece Yunan devletine kalsa bence Yunan devleti Türkiye ile uzlaşabilir yani birçok konuda. Ama o deniz parkuru işi çok komik bir iş. Demin hani Gürsel Bey'in dedi Türkiye onu ciddiye aldığı takdirde ki alıyor. Yani çok zor olur onlar Ay, için. Tabi yani. tabii. Cumhurbaşkanının e, Katmeriniye e, yazdığı cümlede de bir durumu bakın. var yani fiili, hiçbir durum. Kabul 25 edin. milyar dolar gelirinin 20 milyarını turizmden elde eden, Hı -hı. 5 milyar dolarlık mal satabilen, içeride e, hizmet dışında hiçbir geliri olmayan bir ülkeden bahsediyoruz ve Batı fonlarıyla ayakta kalan bir ülke burası. Yani 323 milyar dolar milli gelir nerede? Bunun da yarısını dışarıdan <laughs> alıyorlar. Bir de bizim gibi 1 trilyon 100 milyar dolarlık devasa bir ülke. Yani 1910-20'de de aynı değildi, şimdi de aynı değiliz bence. Peki, şimdi hemen ben sorayım reklama gitmeden çünkü bu konuştuklarımız üzerine eee Zendire de ekleyecekleri vardır diye tahmin ediyorum ki Yunanistan konusundan terörle mücadeleye, kuzeyra Suriye'ye geçelim. Hüseyin Bey eklemek istedikleriniz var mı konuştuklarımız üzerine sizin de Yunanistan eee ziyareti konusunda? E, Türk e, Türk Yunan ilişkileri tabii inişli çıkışlı seyirler izlemiş. iyi dönemler olmuş, zor dönemler olmuştur. E, yönetimlerin de etkisi olmuştur bunda. Baba Papandrou, Uğul Papandrou, şimdi Mitsotakis, hatta baba Mitsotakis de var. Mitsotakis'in biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi yüzde 41 ile seçimle gelmiş olmasına rağmen yüzde 41 oyla şimdi e, oyları yüzde 30'a inmiş şekilde gözüküyor. Onun da sıkıntısını yaşıyor iç politikada. Dolayısıyla bu son görüşmede verilen mesajlar bu dönemler bakımından yine bir başlangıç. Nasıl ki daha önce e, Sayın Hocamız da bahsetti, hocalarımız da e, bu depremden sonra veya bir takım doğal felaketlerden sonra bazı işbirliği e, dönemine giriliyor iki ülke arasında. Ki depremlerden sonra deprem diplomasisi diye hatta ismi bile konmuştu. Şimdi ben zannediyorum ki yine yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Yunanistan tabi zaman zaman hep oldu bittileri yapmaya çalışan bir ülke. Arkasında Avrupa Birliği'ne dayamış. Ayrıca Amerika'da da etkili bir lobisi bulunan ve sayısal olarak gücü bulunan bir ülke o açıdan. Buna rağmen bu şartlar altında şimdi bu görüşmeden sonra dinamik bir sürece giriyoruz demek. Tek taraflı adım atılmaması, atılmaması prensibine varıldı denmesi sorunları diyalogla çözeceğiz denmesi ee, bence yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor yoksa yine aynı şekilde Nuray Hoca hocamızın sıraladığı gibi çok sayıda sorun var oldu bitti zaman zaman yapma hevesleri var Yunanistan'ın var. Ama siz anladığım kadarıyla yani ya da böyle bu e, son görüşmeden mi? sonra evet. şu aşamada iyimserim. Hı. Her zaman iyimser değilim çünkü bazen de sorun çıkarma huyları var veya yenişe onu da biliyoruz. Yani evet. daha önceki konuşmalarımız konuşmacılarımızın söylediği gibi. Evet. Ama evet. bu aşamadan sonra e, şimdilik iyimserliği muhafaza etmek lazım ve Aynen istikşafi süreç gibi zamanında sorunların tespit etmek, bunları ele almak, mesela Papandreou oğul Papandreou döneminde ve deprem diplomasisi döneminde bu konuda epey mesafe atılabilecekti ama şartlar buna neticede müsaade etmedi. Evet, sanırım bir şey ekleyeceksiniz evet, hocam, sizden onu biz, alıp gidelim. Tabii ki uluslararası hukukta hani bizim maalesef Suriye, Irak. Ee, sorunu içeride terörle mücadele, dışarıda terörle mücadele başka biliyorsunuz bölgenin sıcaklığıyla gündeme gelen sorularımız var. Fakat bizim hiçbir zaman Ege Adaları'nı unutmamız ya da belirli bir süre hani öbür sorun daha ön plana çıktı diye düşünmemiz hukuki açıdan bize çok şey kaybettirir. Çünkü o zaman e, bunu devamlı tepkinizi göstermeyip e, bununla hmm. mücadele etmediğiniz zaman e, zımnen kabul diye bir müessese var. Yani tepki göstermeyerek oranın silahlanmasına, oraya askeri birliklerin konuşlanmasına tepki göstermeyerek kabullenme gibi bir yoruma gidilebilir. O açıdan bizim e, Yunanistanla ilişkileri her zaman iyi diyalog, iyi bir zeminde tutma biraz da Yunanistan'ı ciddiye almama gibi bir yönümüz var ama maalesef uluslararası hukukun araçlarını iyi işletebiliyor, yeri geldiği zaman hatta e, gereksiz işletiyor, yanlış işletebiliyor. Hı hı. Daima bizim bir e, temkinli olmamız gerekiyor. Ben herhalde bunu Dışişleri Bakanlığımız zaten çok iyi görüyordur. Bununla ilgili gerekli adımları da <laughs> atıyordur. Ama basında, yayında ee, bizim hani gördüğümüz bir nota verme ve benzeri ee, gibi... Nota boyutunda değil ama hemen ona tabii bir Deniz Parkları ile ilgili Dışişleri Bakanlığı açıklaması oldu. Ee, en son e, bu buluşma öncesinde de bu mesajlar verildi ama hep daha yumuşak, yumuşak. bir üslupla altı çizilerek e, şu anda. İşte bu devletler hukukunun mekanizmaları Hı -hı. işletilerek mesajların e, verilmesi bu şu demek değildir tabii e, o... Nota verirken de bir diplomatik nezaket uslubuyla veriliyor zaten. Hı hı. Yine bunları hatırlamada ve geri durmanın getirebileceği faturaları daima hatırlayarak ileri gitmek e, gerekiyor diye düşünüyorum. Peki Bir katkıda bulunabilir miyim? Pardon. Öz Özür dilerim. Ben yani. de bir katkıda bulunabilir miyim? E, hemen zaman, geleceğim evet size Hüseyin Bey. Uzaktan bağlanıyorsa sayın mülkatimize tamam. öncelik verelim. Buyurun e, Hüseyin Bey buyurun. Ben hocamızın söylediğine, Nuray hocamızın söylediğine tamamen katılıyorum. ve Zaten bizim uygulamamızda da oldu bittileri kabul etmemek, onları bir şekilde kayda geçirmek ve sanki bunları hesaba katmayacak şekilde veya kaydetmeyerek bunun bir hukuki açıdan artık kabul edilmiş bir şey haline gelmesini, Yol açmak kesinlikle değildir ve her fırsatta bu e, not edilmektedir. E, gereken itiraz yapılmakta, nota verilmekte, Hı -hı. not konulmakta vesaire çeşitli metotlarla bu e, şeyle geçiştirilmemektedir sessizlikle. Onda yani, emin olabilirsiniz. Peki, ve tamam. böyle de olmalıdır hakikaten Tabii. hocamızın dediği gibi. Buyurun. Şimdi yanılmıyorsam hakis gelmeden önce bir cümle kullandı. Parmaklar tetikteyken görüşme olmaz bu bu barzda bir cümle sarf etti. Yani bu uluslararası görüşmelerde parmaklar tetikte vaziyette gör evet doğru ama parmağı tetikte olan Türkiye değil. Yani ben hani çok iyimser bakamıyorum bazı şeylere. İhtiyatlı iyimserlik diyelim buna. Neden? Şimdi bu Yunanlılar, Biraz önce Sayın Cem Bey çok güzel bir noktaya temas etti. 20. yüzyılın başında emperyalistlerin gazına gelip tabiri caizse e, ee, Batı Anadolu'ya çıktılar ve çok ciddi manada İngilizler tarafından kurgulandılar, geldiler ve kaybederek geri döndüler. Yunanistan ondan sonra farklı bir boyuta gitti. Hala ondan da ders çıkarmamışlar. Bakın ben burada duygusal bir tepki göstermiyorum. Olay şu. Şimdi bu Ege Yunanistan Yunanistan'da olan aramızdaki sorunlara baktığımızda efendim bunlar çok böyle iyi niyetle işte karşılık bir zeytin dalı verelim. E Efe şey Sirtaki oynaya, bu bu şey değil. İşin bu e romantik bölümüne gider. En yakın örneği söyleyeyim ben. Son 3-4 yıldan beri Batı Trakya'dan bütün o 5 büyük adam Midilli, Sakız, Sisam, İstankör, dahil adaları aşırı şekilde silahlandırıyor. Hatta Amerikan birlikleri var orada. Bu, bu neyin hazırlığı? Şimdi bu eğer samimiysek, parmaklar tetikte değilse hadi iyi niyet bir ılımlı bir iklim oluşturalım. Hı. Yüksek sesle tartışmayalım ama ortada da ciddi sorunlar var. Ya bunları da konuşmamız lazım. Örneğin, örneğin bakın bir sorunu somut olarak ortaya koyalım. Bir de nasıl çözülebileceğine dair fikrimi de söyleyeyim izninizle. Efendim bakın bu kıta sahanlığı sorunu var işte ifade ettiğim gibi. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi diyor ki kardeşim ada ülkelerinin olur olur? E, kıta evet. sahanlığı. Bu açık ve net. Onlar işte bir seviye haritası çıkardılar. Efendim biz aynı zamanda adaların da var kıta sahanlığı hakkı falan diye çok absürt yaklaşımlarla çözümü değil çözümsüzlüğü ortaya koyuyorlar. Şimdi burada ee, işte karşılıklı e, folklor oynayalım falan bunlar işin romantik boyutuna gider. Esas sorun ortada duruyor. Yunanistan şunu da unutmayalım. Hocama katılıyorum. Çok da güzel bir noktaya temas etti. Bütün bu ılımlı olumlu havalara rağmen geri adım atmıyor. Bakın hiç asla milim geri adım atmıyor. Tam tersine Türkiye'yi kışkırtıcı hamleler yapıyor. Biz elbette ki Türkiye Hükümeti Devleti hem sivil iradesiyle, askerleriyle Yunanistan'da Ege'deki her hareketi, her adımı, her hamleyi milim milim takip eden bir yapımız var. Bu bir. Gelelim buradan biz nasıl olumlu bir havayratız aslında biliyor musunuz? Onu da şöyle nasıl? söyleyeyim ben size. Bakın, e, Hazar bölgesinin enerji şeyi var, öne çıkan. E, daha bugün Türkmenistan doğalgazının, bakın Türkmenistan dünyada 5. sıraya çıktı e, doğalgaz e, rezervinde 19 trilyon metreküplük bir doğal gazı var. Bunun peşindeydi Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri. Bugün Türkiye Azerbaycan arasında yapılan görüşmeler sonucunda bu Türkmen doğal Türkmenistan doğal gazı Trans Hazar geçişiyle bizdeki Tanapa yani yılda 32 milyar metreküplük kapasitesi olan Tanapa Tanap üzerinden de Transatlantik gaz olan yani Güney Gaz Koridoru dediğimiz yerden Yunanistan'ın da üzerinden Avrupa'ya gidecek. Bu Yunanistan için büyük bir kazanç. Neden? Avrupa Birliği üyelerinin ülkelerinin büyük bir çoğunluğu yani yüzde 40 evet. ve üzeri hatta bazı ülkelerin yüzde yüzü petrol ve doğal Rusya'ya bağımlı. Hemen hemen hepsi bu bağımlıktan kurtulmak istiyor. Şimdi Yunanistan şöyle kafasını çevirip baktığında Türkiye ile gerilim mi yaratmalı? Absürt açıklamalarla ortayı mı germeli yoksa Türkiye ile birlikte hareket ederek bir şeyler kazanabilir mi? Bunu bence irdelemesinde fayda var. Peki diye hocam. Şimdi bu. E, reklama gideceğiz. Reklamın ardından da terörle mücadelede atılacak yeni adımları konuşacağız. Birazdan görüşmek üzere. ve görüşler devam ediyor. Terörle mücadele kapsamında son yapılan açıklamalar, son atı, atılan ve atılacak adımlar üzerine konuşacağız bugün. Bir Biraz daha yakından bakacağız. Bugün itibarıyla Suriye'de, Kuzey Irak'ta neler oluyor diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti önemliydi. Öncesinde yapılan temasları da konuştuk. Yeni bir sayfa açıldığı söylendi bu ziyaretin ardından. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hafta başında yakın dönemde Irak seyahatimizin etkilerini geniş bir yelpazede görmeye başlayacağız dedi yarım kalan işimizi tamamlayacağız. Bölücü örgüt önümüzdeki süreçte vuracağız dedi. Suriye'yi de kastederek ee, ve Irak 33 yıl sonra Türkiye sınırında da üst kurdu. Irak Türkiye ile imzaladığı güvenlik işbirliği çerçevesinde 91'de Körfez Savaşı'nın ardından çekildiği sınır hattına yeniden askerlerini konuşlandırdı. Buna ilişkin de Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından açıklamalar var. Irak'la başlayan diyalog sonunda PKK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak operasyon bölgelerimizde komşu alanlarda Irak sınırı sınır muhafızlarının yaptığı faaliyetlerdir. Bundan böyle Irak ve ülkemiz arasında... Ee, ...Irak halkının can güvenliğinin de sağlanması amacıyla... ...yine PKK faaliyetlerinin engellenmesi konusunda... ...Türkiye ve Irak koordineli olarak çalışacaktır dedi... ...Milli Savunma Bakanlığı kaynakları. Neler olacak? Ee, bu yaz e, Kuzey Irak'taki bu e, çalışmalara bir e, kilit vurulacak... ...pençe operasyonlarının artık kilidi vurulacak dendi. Suriye boyutu da var, Türkiye için çok önemli konular. O yüzden Nur Hocam siz bize bir perspektif koyun ortaya. Şu, bugün neredeyiz? E, ve bundan sonrası için... E, Türkiye adına e, önemli bir dönemeç olduğuna bütün bu son gelişmelere bakarak da söyleyebiliriz zannediyorum, değil mi e, sınırlı evet. için? Evet. Bence Türkiye'nin özellikle de son e, aylarda attığı adımlar ve Irak'la bu kadar yakınlaşması hı hı. E, bölge güvenliği açısından hayati önem taşıyor. Bu sadece e, Türkiye-Irak ilişkisi açısından düşünmeyin. E, Irak'ta ve Suriye'de Hatta bir Amerikalı yazara göre sadece Suriye'nin kuzeyinde 1500 ayrı terör örgütü kendi amaçları için orada bir takım faaliyetlerde bulunuyor. Irak'ta çok güvenli değil ve bu bölgeye baktığınız zaman vekalet savaşlarının yürütüldüğü bir alan burası. Ve ne yazık ki bugün devletler bile yabancı terörist savaşçılarını savaşlarda, Rusya, Ukrayna'da biz bunu e, gördük Yani düzenli ordu dışında başka aktörlerin devreye girdiğini hep şahit oluyoruz. Düşünün aslında e, savaş dediğinizde Ru Rusya-Ukrayna örneğinde iki devletin düzenli ordusu arasında olacak savaşa yabancı terörist savaşçıların e, katılması ve vekalet savaşı yürütülmesi, hı hı. terör örgütlerinin aslında belirli bir ideolojiyle ortaya çıkıp, o Aslında o ideolojinin peşine koşmadıklarını ve e, burada da çok ciddi bir rantın peşinde olduklarını da görebiliyoruz. O açıdan Türkiye'nin istikrarı açısından Irak'la atılan adımları önemli görüyorum. Ancak ne yazık ki e, aslında biz e, şu anda tabii ki Suriye'de de askeri operasyonlar yaptık, Birleşmiş Milletler, e, şartının 51. maddesine dayanan meşru müdafaa hakkımızı kullandık. Hı hı. Bu da hep yabancı literatürde maalesef hep yanlış yorumlanıyor. Evet. Olay şu, e, Suriye'nin kuzeyini tamamen yabancı terörist e, savaşçılar ve yaba, e, te, terörist örgütler hı hı. denetimi ele geçirince Suriye Devleti'nin denetimi orada zayıfladı ve evet. oradan Türkiye'ye yönelik bir tehdit olduğu için Türkiye kara operasyonu yaparak ve kendi güvenliğini sağlamak amacıyla Suriye topraklarına girmek zorunda kaldı. Zaten Birleşmiş Milletler Şartı madde 51 de bu yetkiyi Türkiye'ye veriyor. Yani Türkiye'nin yabancı ülkelerde adlandırılan bir emperyalist amacının burada tartışılması dahi söz konusu değil. Evet. Fakat bizim üzücü olan şey şu. 2011 yılını bir dönelim ve Mart öncesine gidelim. Bakıyorsunuz ki Suriye 98 yılına kadar PKK terör örgütüne destek vermiş bir devlet. Neden? Çünkü özellikle de Suriye ile Türkiye arasında su sorunu var hı hı. ve iki tane barajın yapılmasıyla Güneydoğu Anadolu'da bu sorun daha hat safhaya çıkıyor ve PKK terörüne verilen destek de arttırılıyor. Fakat dönemin genel kurmayı, savunma bakanlığı ve hükümeti öyle bir akılcı yol izliyor ki sonuçta 98 yılında başlayan bir dizi arka arkaya anlaşmalar imzalanıyor. İşte Adana Mutabakatı olarak da adlandırılan ...bir mütavakat yapılıyor. Fakat sadece bu değil... ...içişleri ve güvenlik alanında... ...yapılan anlaşma var. Sınırlarda ortak operasyon... ...yani terörle mücadele ile ilgili... ...bir... E, ...anlaşmada yapılınca... ...o anlaşmada da açıkça... ...teröre desteğin kesilmesi... ...terörle ilgili olan kişilerin... ...yakalanıp teslim edilmesi... ...bölgede ortak operasyonlar... ...olunca Türkiye-Suriye... ...ilişkileri gerçekten iyi bir noktaya da geldi. Evet. Ve sonradan biliyorsunuz şu anda Suriye'de İran ve Rusya Suriye devletinin davetlisi olarak bulunduğu için onların bulunması da meşru bir zemine sahip. Onların da bu sürece dahil olmasıyla Astana mutabakatı imzalandı ve Türkiye şunu üstlendi, taahhüt etti. Ben Suriye'nin üniter yapısına, bütünlüğüne zarar verecek Hı. herhangi bir eylemde bulunmuyorum. Ancak Suriye'de maalesef e, bir e, kuzey doğusunda bir işgal var ve Suriye halkının toprakları elinden alınıp başka bir gücün eline teslim edilmiş. Bu da yine Amerika'nın maalesef bu istikrarsızlaştırma, ama sonra o istik, istikrarsız hale getirdiği gruplar kendisi açısından da risk teşkil etmeye başlayabiliyor. Dolayısıyla da o bölgenin başka bir gücün eline geçmesiyle beraber Türkiye'ye yönelik yeni bir güvenlik riski, yeni bir tehdit daha ortaya çıkmıştır. Ve bugün özellikle de değerli komutanlarımız burada, onların sahasına girmeksizin onların bilgilerinden ben de istifade ederek şunun da altını çizmek istiyorum. Hiç şüphesiz. Bakın göç hibrit bir savaştır. Çünkü ülkenizde farklı etnik kökenden, kültürden, dinden birileri olduğu zaman o gruplar arasında suni çatışmalar çıkarılarak ki Suriye'nin kuzeyinde yapılan budur. Başka hiçbir şey değildir. O etnik çatışmalar, o farklı gruplar arasındaki çatışmalardan beslenerek sizin ülkenize bir takım <laughs> eylemlerin gerçekleşmesi de mümkün olabilir. Biz o yüzden... Evet. Suriye e, meselesine ciddi güvenlik riski var Türkiye'nin. Bu güvenlik riskinin kolay kolay biteceğini de düşünmüyorum. Ancak bir yandan da Suriye halkının ne kadar toprak boşaltırsa bu topraklara yabancı terör savaşçıların ve terör örgütlerinin gidip yerleşeceğini de dikkate alarak Suriyelilerin bir an önce kendi topraklarına Yerleştirmeleri sağlamak ve bir hedef dönmesini sağlamak ciddi bir hedef olmalı. Yasa dışı bir takım örgütler, gruplarla uğraşmaktansa Esad yönetimiyle Türkiye'nin ilediği olarak ki bundan birkaç ay önce ciddi adımlar atılıyor gibi duruyordu. Evet. Ama sonra gündem değişti belki gündemin yoğunluğundan arka planda bu görüşmeler belki devam ediyordur. Bunu kesinlikle... E, sağlamamız gerekiyor. Bu toprakların e, kim kimse sahibi bu toprakların e, bu insanlara yani Suriye vatandaşlarına teslim edilmesi gerekiyor. Irak açısından adımlar atıyoruz. Hı hı. Ancak biliyorsunuz o bölgede de istikrarsızlık değişken politikalar izlenebiliyor. Eminim burada da yine Türkiye hem istihbarat boyutunda hem güvenlik boyutunda. O bölgede değişen dengelerin yine Türkiye açısından bir güvenlik zafiyeti yaratabileceğini de dikkate alıyordu. Peki, diye düşünüyorum. Biraz sahadaki duruma bakalım. Gürsel Bey, hatta sizle başlayalım isterseniz harita üzerinde. Ardından Çağlar Hocamı da ben davet edeceğim. Onunla da konuşuruz. Şimdi nereden başlayalım? Suriyeden başlayalım, Kuzey Irak'tan öncelikle. Sizin Şimdi ben e, şimdi ben e, öncelik alan bir e, Irak var. Oradan başlamak isterim. Ben alırım, ben alırım. Irak'taki şu son şimdi, gelişmeler ayrıca ve Türkiye'nin temasları e, geçmişe göre çok farklı bir noktada olduğumuzu söylüyor bize. Biraz daha ümitliyim. Geçmişe göre daha Hı -hı. ümitliyim. Neden? Şimdi Irak e, şöyle bir hani gene kabaca anlatıyorum kendi lisanımla. Lütfen. Bugüne kadar kendi otoritesinde bir şey yapamayan merkezi yönetim. Irak'ın kuzeyinde ben buraları kontrol ederim ama edemiyorum diyen bir yönetim. Ekonomisi berbat merkezi yönetimin ve burada istikrarı sağlayacak dinamikleri yok. İşin içerisinde bir de İran'ın İran. güçleri var. Öyle bir karmaşık bir durum var ki burada. Bugüne kadar cesaret edemedi. Ama işte son birkaç yıldan beri diyeyim hı hı. geliş gidişler oldu. Irak Başbakanı, Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı geldi gitti. Biz gittik. İşte istihbarattan sorumlu olanlar gitti geldi. Sonuçta şu çıktı. Irak karar verdi. Ben ülkeme sahip çıkacağım dedi. Bakın çok önemli. Yani ama yine bu mesela kalkınma yolu projesi vesaire ekonomik gerekçelerle mi oldu? Ama ülkesine sahip çıkması gerektiğinin artık o gücünü o siyasi mekanizma olarak evet biz bunu yapmamız lazım demesi çok önemliydi ki. Tabii. Türkiye'nin karşısına kimler oturdu biliyor musunuz? Şii gruplar oturdu. Sünni gruplar oturdu. Kürt gruplar oturdu. Şimdi siz hani biz Irak'ta istikrarı sağlamak için Irak devletine her türlü yardıma hazırız ve işbirliği askeri işbirliği anlaşması yapacağız dedikten sonra iki evet. devlet artık anlaştı demektir. Hı hı. Askeri işbirliği mekanizmaları kurulduktan sonra biz artık Birleşmiş Milletler'in 51. maddesini de geçtik. İki ülke anlaştık. Böyle bir açıklamaya dahi ihtiyaç artık kalmadı diyorsunuz. Şimdi öyle. artık hı hı. birlikte plan yapıyoruz. Bakın Askeri manada koordinasyon ve işbirliği merkezleri kuruluyor şu anda. İşte Zaho onlardan bir tanesi. Hı hı. Yani sınırımıza yakın yerde e, burada. Hı hı. Şimdi bu Zaho'da Irak merkezi yönetimi daha önce buraya gelip kendisi ki satlam döneminden beri asker bulunduramıyor idi. Ben artık Türkiye'nin de desteğiyle yardımıyla... Irak'ın kuzeyindeki güçlerin ile müşterek artık bu işin içinden çıkacağım dedi ve asker getiriyor buraya. Türkiye'nin işte inisiyatifi burada ortada çıktı. Ve iki taraflı anlaşma beni heyecanlandıran kısmı burası. Ama çetrefilli zor bir dönem. Neden? Daha bu sahaya çıktığınız zaman şöyle oluyor. Yani bizi izleyenler yanlış anlamasınlar. Sahaya gittiğiniz zaman elinde silah var. Akşam oldu ben eve dönebilir miyim diyor. Sabaha kadar çatışacaksın orada. Yani sahanın gerçekleri başka döner. Yani o istenilen bu işbirliğinden beklenilen verim ve sonuç zamanla olacak, zamanla olacak demek olacak. istiyorum. Çünkü bu zamanla olacak. Türkiye artık elini buraya koydu. Şimdi burada gördüğünüz gibi zaten çeşitli kamp yerlerinde askerimiz var. Evet. Ve Irak Merkezi Yönetimi de dahil olmak üzere Evet Türkiye'nin askeri burada olacak. Çünkü onlar istikrarı sağlamak için, terörle mücadele etmek için buradadır diyor. Şimdi zaten Suriye'ye doğru ilerliyor değil mi Mehmetçik? Ee, İran'dan Suriye'ye bütün sınır boyunca ordu kurduğu üstlerle. Şimdi bakın ve... bizim askerimiz burada. Evet. Yani Bir Suriye ile bağlantıyı kesmek son hedef. Bu yaz <laughs> kilit vurulacak konu o mu? Biz hemen Suriye'ye geçelim diyorsun. Hayır Suriye'ye geçelim Şimdi demiyorum. Şimdi bakın, biz, Sahadaki durumu anlamak istiyorum. Yani Irak'ta tamamlanacak olan bizim süreci, bizim burada Ruslanca operasyonlarıyla. Bizim burada çözmemiz gereken konu KYB yönetiminin, Taliban yönetiminin de işin içerisinde olduğu o Süleymaniye bölgesinde ve hemen kuzeyinde Kandil bölgesinde ve bunun tam simetrisi Sincar bölgesinde ki Suriye yakınlığı bakımından Hı -hı. ve biraz daha e, e, kozmopolit bir yer orası evet. ve dolayısıyla burada bir bu hat üzerinde işleyen istikrarsızlaştırıcı Hı -hı. devlet dışı organizasyonlar var. Ha sizin çektiğiniz hat daha aşağıda. Evet. Onu, ben onu anlamak için sordum. Ee, yani şöyle hakuk çizgisinden. şöyle sonra yapalım o zaman. Değil. Yani Süleymaniye'den Sinjara doğru bir. Evet. Hat. Oradan ama kesmek yani Ama bakın. Şey bu işte şöyle. Burada bizim askerimiz var. Evet. Burada işte Irak'ın kuzeyindeki Barzani güçleriyle birlikte koordine etme durumu var. Hı hı. Buraya geldiğiniz zaman hepsiyle birlikte Şiiler de dahil olmak üzere koordine edip bir Orada şey yap. Orada şimdi İran bu kadar baskın ve etkinlik merkezi yönetiyor. İran derinde. şunu diyor. Amerika gitsin, Amerikan askeri olmasın her şeye varım diyor. Öyle mi? Ama şimdi bu böylemiş. Amerika'da şey. gidecekmiş gibi davranıp hala pek Onu mi? bilemezsiniz. Çalışıyor ama Öyle gitmek mi? istiyor. O da gitmek istiyor da işte buradan kalkınma yolu ona da değineyim de oradan geçeyim. Şimdi bu feasible bir durum. Hı hı. Ve bu Irak devletinin şu anda Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar sermayesi de geliyor. Burada huzurun, istikrarın olması için bir ümit. Ama şöyle bir konu var. Buraya para geldiyse sigortacı da gelmiştir. Güvenlik ister. Tabii. Dolayısıyla buradaki sistemin Irak merkezinden yönetilen Türkiye'nin işin içerisinde olduğu ama geniş çerçevede bölgesel bir tutum sergileyerek Irak'ın Artık bu 1993 yılından beri olan problemli dönemin 2024'te çözülme noktasına gelecek iradenin olması beni heyecanlandırıyor. Evet, yani orada sonuçta demir yolları yapılacak, inşaatlar evet. yapılacak. Bu orada çatışmaların, gerilimin, terör Güvenlik, olmamasını etme. olmaması gerek Irak için evet. yol alınabilmesi için. Evet. Dolayısıyla bu Basra'ya çıkış noktasında bakın hem Basra'nın hmm. güvenliği bakımından Türkiye o noktada. Hı hmm. Türkiye yani sadece burada Sinat Aftanin'le uğraşmayacak Basra'da da, da olacak. Dolayısıyla baktığımız zaman bu hattın üzerinde Türkiye'nin aldığı bu fonksiyon stratejik bir fonksiyon ve dolayısıyla çok değerli. Ama işte buradan gelir de Suriye'ye bakarsak Suriye'nin işi karışık. Hmm. Neden? Çünkü Rusya hala burada. Ben Laskiye'yi bırakmam diyor. Doğu Akdeniz'de benim donanmam var diyor. Ben Esad'la anlaştım. Onların savunmasını temin etmekle ilgili anlaşmam var diyor. Evet. İran, ben Esad'la anlaştım. Suriye'nin güvenliğini temin etmek için ben de buradayım diyor. Fakat konu bu kadarla kalmıyor. Hadi Rusya'yı anlayabiliyorsunuz. Rus'u tanıyabiliyorsunuz. Ama İran burada o kadar organik ki. Yani mesela Tel Rifat'a geldiğiniz zaman burada köylerde Şii köyler var ve ben İrancıyım diyor. Yani bunu Esat yönetim Esat yönetemiyor bu konuları. Amerika var. Evet, geldik Amerika'ya. Amerika Münbiç'teydi. Evet. Gitti. Daha daha doğrusu DAEŞ'le ilgili süreç biraz daha sönümlenince... Nerede şimdi en çok ee, Amerikan güçleri? Trump'ta deyince ben petrolü güvenlik altına alırım deyince... ...Deyrazor veya işte bu güney bölgesi olmak üzere Haseke'ye kadar geliyor. Buruncuğum. Ama şöyle bakın. Yani şu Kamışlı bölgesinden hı hı. şurada El Kemal kapısı var. Bu bölgeye kadar olan bölgeyi Amerikan güçlerinin burada çeşitli noktalarda üstleri var. Ve dolayısıyla burada petrolü ben koruyorum diyor. 400 oluyor, 600 oluyor, asker bulunduruyor. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarım kalan işi tamamlayacağız ifadesi. Şu yeşil hat mı? Yeşil hat. Hı hı. İşte 30 kilometre yaklaşık olarak, 30-32 kilometre M4 karayolu dediğimiz yer. Biz şimdi burada renk tonları anlaşılıyor mu bilmiyorum ama açıkçası yani şimdi bu Tel Abyad, Resulayn bölgesi Türk askerinin kontrolünde ve burada yerel güçler var. Yani Suriye. harekatıyla harekatıyla evet, inilen yer o alan. Değil mi ortadaki? Daha önceki harekatlarda da Afrin, işte Cerablus bu bölgeydi. Ama oralarda 30 kilometre derinde değiliz sanırım. Oralarda Ama yol, 10 km. yol burada. Hayır, Fark yani. etmiyor. Anladım. Burada problemli yer Terrifat bölgesi, Mühimbiş bölgesi. Şimdi buradaki ee, mesela Cerablus'la Tel Abyad arasında Aynel Arap var. Hı hı. Yani Kobani'de denilen yer var. Ee, diğer taraftan ise burada Rasulayn'dan işte Irak sınırına kadar olan bölge var. Hı hı. Ama burası Kamışlı bölgesi çok yoğun. Çünkü burada Amerika'da var, İran'da var. Esat da var. Yani bayraklar yan yana. Yanlış o, anlamayın da. Kam Kamışlı'da şimdi Türkiye nasıl orada M4 Karayolu'na kadar inecek? Askeri operasyon yapmasına gerek yok. Diplomatik yapacak bunu. Anlaşmalarla yapacak bunu. Ama buradaki... Hatapları buna hazır mı sizce? Onu bilemezsiniz. Siz askerinizi sokarsınız buradan. Hı, hı. Gelirseniz burada masaya oturursunuz mutabakatla derseniz ki Esat'a kardeşim sen bunu burada Kendin çözebiliyor musun? Bak Irak'la ben bu işleri oturdum çözmeye karar verdim. Yapabiliyorum. Sen şimdi buna inanıyorsan gel benimle otur konuş Esad diyebilirsin. Esad'la böyle bir temasa geçmek için şartlar uygun mu şimdi? Şimdi değil oluşması gerekiyor. Yani fiili durumu yarattığınız zaman oluşur. Fi, e, fiili durumu... Asker sokarak mı yapacağız? Önce, Biz burada... Ya, önce askerinize girersiniz sonra da muhataplarına sorarsınız. Bana ben göre ben ben ]mişsin. kendime göre değerlendiriyorum. Aha. Bu her, herhangi bir e, yanlış anlaşılmaya sebep olmasın. Şimdi burada Türkiye'nin Terrifat, işte Aynel Arap bölgesinde askeri operasyon yapması mümkün. Hı hı. Gerekçeleri de var çünkü buradan terörist saldırıları oluyor. Hocamın da söylediği gibi Birleşmiş Millet'te şartına dayalı olarak burada faaliyetlerinizi evet. yürütebilirsiniz. Hatta hatta Adana'nın bu devrede hı. olacağı şartlar da ge gerçekleşebiliyor. Ama burada da yapabilirsiniz. Fakat burası karışık dediğim nokta karşınızda Amerikan bayrağı ile Esat bayrağı yan yana durabiliyor veya tam tersi. Hı hı. İşte e, burada terör örgütünün bayrağı ile Esat bayrağı yan yana durabiliyor. Şimdi buradaki durumu çözmeniz için önce politika yapmanız lazım. Evet. Buradaki denklem biraz daha farklı bana göre. Şöyle yapalım mı? Çağlar hocam biz sizi ben buraya davet edeyim. Eee, listeler beyin. Evet ama oradan katılabilirsiniz. Yani tüm evet. konuklarıma diyorum. Tamam, eklemek vereyim. istediklerinizi tabii ki aralara girmekten çekinmeyin. Yani içerikle <laughs> ilgili katkı sağlamak olduktan sonra katılabilirsiniz. Yani Kamışlı'da durum biraz daha farklı diyor Gürsel Bey. Yani Münbiçteki gibi değil mi? Abyad'daki gibi. Evet. E, gerçi Telâbiyat e, daha önceden zaten e, Türk askerinin barış pınarı ile geldiği noktada telrifattaki gibi bir durum yok orada dedi. Buna ilişkin değerlendirmeniz ne? Yani Türkiye önce diplomatik yolla mı başlayacak, <laughs> Tabii. askeri yolla mı? Şimdi öncelikle uluslararası sorunlarda iki, iki sütun vardır. Biri diplomasi, bir de sahadaki fiili kuvvetler. Suriye harekat alanı bölgesinde e, 2016'dan itibaren dört harekat icra edildi zeytin dalı Fırat kalkanı Barış Marı ve Bahar kalkanı Hı -hı. bunlar yapıldı şimdi ben izninizle Kuzey Irak'tan da birkaç lütfen tabii tabii. olarak bir şey yapayım önce son bir şey söyleyeyim önce en yakından cevabını verip tamam. bu tarafa gelelim bir kere hocam komutanım çok güzel ifade ettiler Suriye'de karşımızda muhatap alacağımız kompakt bir devlet yok bu Arap Baharından sonra Suriye'de merkezde bulunan bir merkezi hükümet onun haricinde Fırat Nehri'nin doğusunda Amerika birleşik Devletleri'nin kontrolünde olan bir harekat alanı. Hı hı. Batısında ise hava sahası dahil e, Rusya'nın kontrolünde olan parçalanmış bir Suriye var. Hatta bazı yerlerde de İran ve İran'ın da teolojik olarak desteklemiş olduğu paramiliter unsurları var. Yani Suriye'de karşımıza gidip konuştuğunuz zaman muhatap aldığınızda <laughs> size kompakt olarak bir devlet refleksi gösterebilecek bir devlet hali hazırda mevcut değil. değil. Bunun önce adını koyalım. Şu bölge dediğiniz alan yani çizilen M4 karayolu dediği e, Gürsel komutanımızın demiş olduğu ifade, Türkiye'nin <laughs> affedersiniz, yeni güvenlik terörle mücadele ve güvenlik doktrini ve konsepti hı hı. ya da yöntemi diyelim karıştırmayalım konuyu, ta şeyden başlayan e, bizim Güney e, şeyde Hatay'ın güneyinden başlayan 911 kilometre Suriye onunda 378 kilometrede. ...Kuzey Irak'ta olmak üzere bu alanda oluşturulmak istenen hattın adına biz güvenlik koridoru diyoruz. Evet. Güvenlik koridorunu karıştırmamaları lazım. Bu birincisi. Bir de şeyin altını çizeyim. Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü hava, arazi ve iklim şartlarında... Altını çiziyorum bakın. Her türlü arazi, hava ve iklim şartlarında asil Türk milletinden almış olduğu yetkiyle verilecek harekatı... Gözü kapalı, istenilen yer ve zamanda bayrağını dikecek güce, kudrete, imkan ve kablete sahiptir. Net, tereddütsüz. Şimdi buradan gelelim neler olduğuna. Efendim 15 Ağustos 1984'te başlayan Eruh baskınında ilk şehidimiz Allah rahmet eylesin Jandarma Onbaşı Erzincanlı Süleyman Aydın'ı ilk şehit olarak verdik. O günden bugüne yaklaşık 40 yılı bitirmek üzereyiz. Ve milli gücümüzün, özellikle ekonomik gücümüzün unsurlarının büyük bir çoğunluğunu, kapasitemizi e, yutan bir olayla karşı karşıyayız. Türkiye'nin bir terör sorunu. Efendim bu bölgedeki harekatlar işte 2000'lerde falan başlamadı. İlk 1983'lerden beri yapıldı. O zamandan bu zamana ne değişti şunu söyleyelim. Şöyle yapalım o zamandan bu zamana ne değişti de bir duralım. Tabii Reklamı ki. öteleyemiyorum. Sizi sonra Peki. bölmeyelim. Tam tabii başlarken ki, tabii, reklamın hay, tabii ardından tabii ki, kaldığımız ki. yerden devam tabii edeceğiz. Ki. olaylar ve görüşler devam ediyor. Kuzey Irak konuşuyoruz ve Suriye'ye elbette Türkiye'nin yakın zamanda atacağı adımları ee, Çağlar Hocam dedi ki 1980'den sonra neler değişti? Tam orada ben bölmüştüm sizi. Buyurun. Şimdi buraya Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Irak bölgesinde yapmış olduğu operasyonları, müdahale faaliyetlerini, sınır ötesi harekatları Belki kamuoyu eksik biliyor olabilir. 1983'lerden itibaren başlayan mahtud hedefli, daha minimal ölçekli, daha küçük ölçekli yapılan harekatlar var. Şimdi o günden bugüne ne değişti? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Birinci öncelikle, Türk Sağlık Kuvvetleri'nin Kuzey Irak bölgesinde ve Suriye harekat alanında yapmış olduğu harekatların tamamı uluslararası hukuk zeminine uygun olarak yapılmaktadır. Yani emperyal amaçlarla, hocamın da ifade ettiği gibi ya da irredentist politikalarla, yayılmacı politikalarla hiçbir hukuki gerekçeye dayandırılmadan asla ve kata bir harekat icra edilmemiştir. Yapılan harekatlarda sivillere zarar verilmemiştir ve uluslararası hukuka harfiyen riayet edilmiştir ve edilmeye de devam etmektedir. Şimdi buradan şuna gelelim, efendim o dönemlerde tabii ki teknoloji gelişiyor, yani 1980'lerde böyle stüdyolarımız da yoktu değil mi efendim televizyonlarda filan. Evet. Nasıl ki bütün mecralar geliştikçe, e, teknolojiden gelişmelerinden, ve ekonomik gelişmeler çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Kahraman ordumuz da her türlü harekat alanındaki kara, hava, deniziyle Hı -hı. bir gelişme gösterdikten sonra yapılan harekatlardan e, komuta akademisi komutanlarımız sürekli olarak bunlar zaten e, muhakemesi yapılır. Yani bizim meşhur faaliyet son incelemelerimiz vardır. Ne oldu, nasıl oldu, nasıl olmalıydı şeklinde. Bunlar üst üste koyula koyula zihni muhakemeler yapıldıktan sonra özellikle son 5-6 yıldan beri de burada yine bir şey daha ifade etmek istiyorum. 2016'da başlayan Dalı Harekatı, Fırat Kalkan Harekatı ile 2019'da başlayan Pençe Serisi harekatlar, yani 1280 kilometrelik yaklaşık 1300 kilometrelik bir alanda 11 tane sınır ötesi harekat ve bunlar hep büyük çaplı harekatlardır. Bunu yapacak da dünyada başka henüz bir ordu yok. Olmadı da. Gerçekten de e, bu kadar bir geniş alanda e, çok ciddi operasyonlar evet. yapıldı. Bu da çok önemli. Gurur duyulması gereken bir şey. Efendim gelelim şuraya. Şimdi Kuzey Irak bölgesi daha çok anlatılmıştır. Ben çok özet geçeceğim. Hı hı. Gerçekten e, Sinat bölgesinden başlayıp Hakurk olan bu alan dünyanın en zor coğrafyası. Yani İngilizlerin 5 Haziran 1926'da Ankara Antlaşması ile bize attığı en büyük kazıktır. En büyük kazıktır. Ee, emperyal güçler genellikle burada olduğu gibi başka yerlerde de gidin İran-Pakistan sınırına ayrılırken Keşmir sorununu bırakmıştır. Ya da gidin Rusya dağılma, dağılırken de hmm. e, Kırgızistan, Çetrefiliz Özbekistan. sınırlar diyorsunuz. Efendim bu sınırlar iç içe geçirilmiş vaziyette ve bazı hmm. e, şeyler, e, etnik yapılar başka ülkelerde eksklav şeklinde bırakılarak İleride bir araya tekrar gelebilme ve o empeder güce karşı koymaması için sorunlu olarak bırakılmıştır. Kuzey Irak sınırımız zamanın idarecilerini haddimize değil iyileştirmek ama bize bu şekilde problemli olarak bırakılmış. Gerçekten dünyanın en zor coğrafyasından biri burası. Binlerce mağara var. Serap Hanım binlerce mağara var. Ve bu mağaralar burada defalarca güvenlik uzmanları anlattılar. Çok kıymetli güvenlik uzmanlarımız. Artık öyle bir hale gelmiş ki 6 katlı 7 katlı mağaralar teçhiz edilmiş bir dayanıklı kale şekline getirilmiş. Yani burayı hı hı. böyle sadece harita üzerinde yüzeysel bir arazi kabarıntısı olarak görmemek lazım. Bu çok zorlu coğrafyada, bu çok zorlu coğrafyada ne yapılıyordu daha önce? E, hedef istihbaratına bağlı olarak e, terör unsurlarının, teröristlerin tespit edildiği yerlere uygun harfçı araçları ve birlikler kullanılarak mahdut hedef harekatları yapılıyordu. Yani... Milli hudutların ötesine, yani kısıtlı, sınırlı hedefler hı hı. sınırlı süreli yapılıyor idi. Tabi o zaman bir de milli hudutların içerisinde de terör faaliyeti vardı. Ancak son dönemde, e, Sayın Milli Savunma Bakanımız zaman zaman çok e, ifade ettiği bir konu bu. Güvenlik, anla, güvenlik terörle mücadele, yeni bir güvenlik e, yöntemi geliştirdik. E, terörü milli hudutların ötesinde, evet. yani bu bölgede kaynağında imha etmek. Milli hudutların içerisine gelmeden. Şimdi, terör... Türk Sağlık Kuvvetleri Kuzey Irak'tan içeride arazinin bahşettiği ölçüde bir, evet. ikincisi terör unsurlarının bulunduğu bölgeye kadar onu arazide şuralar şuralar demek uygun olmaz. O onun detay, teknik detay çalışması. Bulunduğu bölgelere uygun üst yerleşme şekilleriyle, uygun üst bölgeleri işgal ederek veyahut da uygun manevra şekilleri hareket tarzlarıyla terör unsurlarının, teröristlerin, hı hı. milli hudutlarımızın Aşağısında 30 olur, 40 olur, 20 olur. Bu bölgede kaynağında imha etmek üzere yeni bir güvenlik anlayışı, yeni bir terörle mücadele boyutu başladı. Şimdi şöyle e, böleyim sizi biraz daha bu şu somut durum üzerinden gidersek. Şimdi Süleymaniye Taliban'in tutumuna zaten vurgu yapıyor hem dışişleri bakanı hem İT başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaten temaslarında bu önemli bir konu Türkiye için o daha biraz daha e, sınır hattının aşağısında. Şimdi burada da PKK, e, YPG'nin Amerika Birleşik Devletleri ile olduğunu evet. biliyoruz. Türkiye öncelikle aradaki bağı da kesmek istiyor. Tabii ki. E, bir sınırımızda güvenli hat oluşturmak öncelik. Tabii terör ki. tehdidini Tabii ötede ki. tutmak için ama bu Türkiye için yeterli değil. Yani az önce hocamın da söylediği yani Suriye halkının elinden alınan o bölgenin topraklarının başka bir güce teslimi mevzu. Yani bununla ilgili Türkiye'nin mesela Süleyman Süleymaniye'deki tavır Değiştirilebilir mi Talabani'nin tutumu? Şimdi oraya geleceğim. Bu, bu aşağıda neler olduğuyla da çocuğumuz çok ilginiz. Biraz ben hani lütfen. konu anlaşılsın diye belki e, geniş anlattıysam kusura bakmayın. Yok, ama bizi izleyenler açısından daha sağlıklı ilerlemesi açısından yürüdüm ben. Tabii komutanım da çok e, nefis bilgiler sundu. Şimdi şuraya gelelim. Kuzey Irak harekat ile ilgili daha doğrusu Kuzey Irak'ta artık bu terörün terörist faaliyetlerinin hem bize hem de Irak'a zarar vermesini engellemek maksadıyla Türkiye son 5-6 yılda dış politik hamlelerini ben çok rasyonel buluyorum. Hı hı. Çok akılcı buluyorum. Bir örneğini de burada gördük. Neden? Ee, artık kazan kazan politikası uygulanıyor Irak'ta. Evet. Ee, kalkınma yoluna geleceğim. Kuzey Irak'ta, Irak'ta 4 ayrı unsur var. Merkezi hükümet, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ki o kendi içinde iki parçalı hı hı. Barzani grubu ve Talabani grubu. Haçlı Şabi grubu ve bir de Türkmenler. Yani Irak aslında kendi içerisinde terörle mücadelede Irak devleti kompakt bir tavır sergileyemedi bugüne kadar. Bu bir. Biz Aralık ayında Sayın Hakan Fidan'ın yapmış olduğu ilk, Dışişleri Bakanımız Sayın Fidan'ın yapmış olduğu ilk Türkiye-Irak terör zirvesinde yol haritası ortaya koyuldu. İkincil konular dediğimiz ekonomi, ticaret vesaire, su, enerji konularının haricinde ana unsur şuydu. Terörle mücadelede ortak hareket edebilme. Bunun altyapısı oluşturuldu. Daha sonra karşılıklı ziyaret oldu. Sayın Milli Savunma Bakanımız gitti, evet. komutanlar gitti geldi. Bu gidiş gelişlerde bunun şeyleri oluşturuldu. Ne derler? Ne diyelim Zemin Zemini oluşturuldu. Yürüme taşları oluşturuldu. Gelinen nokta çok önemli bir adım attı Türkiye. Bunu inanın bizi izleyenler bunu kaçırmasınlar. Irak tarihinde bugüne kadar asla ve kata bir araya gelmeyen bu dört unsur, Türkiye'nin hamiliğinde ve e, <laughs> müthiş bir diplomasiyle diyorum ben, gerçekten müthiş bir diplomasiyle, bu dört unsur bu bölgede en son Sayın Cumhurbaşkanı ziyaretinden öncesinde ve ziyaretinde, bu dört unsur, Sudan'i, e, Sistan'i, yanılmıyorsam değil mi Cem Bey şeydi, Aştışa'yı bir araya gelerek, Türkiye'nin doğru yönlendirmesiyle Kuzey Irak bölgesinde terörle mücadelede ortak bir tepki koyma konusunda bir ...fikir birliği oluştu. Bir Detayları... katkı yapabilir miyim komutanım? Tabii, Bir tabii mi? ki tabii Bir ki. Şey. Şimdi bu güzel anlatıyor... Çağlar komutanımız. Burada şimdi kalkınma yolunun da önemini... ...anlatmak <laughs> lazım. Şu yüzden... ...Türkiye bu terör operasyonunu niye yapacak? Niye yapması gerekiyor? Çünkü bizim Irak'tan aldığımız petrolü... ...ülkemize <laughs> ve Avrupa'ya taşırken... ...zaman zaman orada PKK'nın... ...müdahaleleri oluyor. Kuzey Irak'ta, Süleymaniye'de ve evet. diğer yerlerde... O yüzden Türkiye oraya çok geniş çaplı operasyonlar yaptı. Demin işte o Çukurcan'ın altı, Irak sınırı işte oraların hepsinde Süleymaniye'de er bildi. Orada bitirildi. Şimdi Türkiye Kalkınma Yolu Projesi'ne 1190 kilometre demir yolu attı. 1176 kilometrede e, otoyol yapılacak. Bunlar 2030'a kadar yapılacak. 2026'da hatta bir kısmı bitecek. Basra Körfezi'ne kadar. Bu mal taşıması anlamına da geliyor ve petrol de aynı şekilde. Şimdi Irak'ta Tamam İran etkisi var ama neticede bu petrol konusunda büyük bir kaçakçılık var orada. Devlet hepsini kontrol edemiyor. Ama bununla beraber Türkiye onu onlara garanti ediyor. Bu yandan biz de alıyoruz. Sonra ihracatımız 12 milyar dolar, 7 milyar dolar ithalatımız var. İthalatımızın çoğu da doğal gaz ve petrol Irak'tan. O açıdan bu kalkınma yolunun bitmesi, yani biz bu terör operasyonunu kalkınma yolu için yapacağız. Hem Irak'a hem Türkiye'yi hakikaten rahatlatacağız. Bu İran İran'da rahatlatacak. İran'ı rahatlatır mı? Yani İran zaten Zengezur Koridoru'nda nasıl bir tutum içinde ama o şöyle biliyoruz. Bak, Mesela o, burada da İran'ın çıkarlarına ters e, e, düştüğü yolu için şöyle. hiç hoşlanmadığı yorumu yapıyor. Hayır, e, ben o Zengezur ayrı ama kalkınma yolu Basra Körfezi'nden geçeceği için orada İran da bundan olumlu etkilenir. İran, Türkiye'nin Irak içinde büyük nüfuz elde etmesinden çekiniyor. Öyle bir şey olmaz. Türkiye kimsenin öyle bir politikası yok. Türkiye'nin ama İran belli bir zaman sonra bu politikayı zaten destekleyecekti. Demin söyledi İstihsani hmm. e, Latif Reşat Cumhurbaşkanı bir araya gelmeleri İran da bunu destekliyor. Yoksa İran bunu desteklemese hmm. ya da engel olmaksızın bunu engel çok rahat engel olur. İran'ın bunu de en azından hani rahatsız olmamak değil, değil, var. Şöyle, desteklemek çok bizim e... bir de orada ayrıca İran'dan aldığımız petrolü de hmm. biz onlardan da alışveriş yapıyoruz. Onlar bu kalkınma yoluyla rahatlatır. Zengezur Oyru Orada şimdi işte İran devri dışı kalıp Rusya ile Türkiye yakınlaşıp arkadan Çin'e gitme hey, var. Ben onu hatırlatıyorum sadece. Yani o Tabii dolayısıyla ki bu şey değil. Ama Buna e kim karşı biliyor musunuz? Bu kalkınma yolunu Avrupalılar karşı, Hı -hı. Amerikalılar karşı. Çünkü bu Hindistan, Pakistan, Çin, Afganistan o yolu rahatlatıyor ve Türkiye'nin hani lojistik üstü diyoruz ya. İhracatı mesela Iraklı 20 milyar bu 40 Hı -hı. olur. Avrupa İhracatımız 285 sadece Asya ülkelerine. Belki yapacağımız şeyle 350-400 milyar doları bulacağımız bir şey 2030-40 perspektifinde çok akıllı bir iş ama burayı temizlemeden PKK olduğu yapamaz çünkü PKK oraları bombalar vurur. O yüzden de Irak terör örgütü değil ama tehdit kabul etti. Evet. Bakın ilk defa tehdit kabul etmesi de önemli. Bir de hani Arap medyasını bir okursak şimdi Irak da artık İran şeyinden biraz sıkıldı yani gene etkisi var ama çünkü her şey bizden geliyor. Dolayısıyla bizde iyi olması onların değil ama İran'da da istese bunu engeller ama engellemiyor. Yani çünkü bu yol onun da işine yarayacak Öyle çünkü. Öyle mi? Yani şöyle bağlayacak İşine oraya. yarayacağını düşünüyor Zengezur ayrı. Zengezur, Zengezur ayrı. Zengezur çok farklı kalkınma yolu çok farklı kalkınma yolu. Şimdi Ben e, İran'ın tutumu açısından hatırlatıyorum İran tu hocam. İ İran. Elbette farklı ama mesela bunu İran destekliyor mu gerçekten? Şimdi İran'da başlarsam konu bütünlüğünden kopacak. Peki. Devam edeyim izninizi alacağım. Oraya da bağlayacağım. Yani şöyle söyleyeyim özetle. Enerji güzergahları yani Hı -hı. petrol ve boru hatları istikrarlı bölgeyi sever. Bakın bugün dünyada bütün o enerji koridor, koridor savaşları var şu anda. İşte Orta Kuzey Güney koridor. Bütün koridorların geçeceği yerler ister bu doğalgaz boru rahatta olsun, ister petrol boru atsın bir istikrarlı ülkeleri ister çok az ülkeden geçmek i̇şte ister. İşte İran İstik... bunun Irak'tan İ... geçmesini ister mi? İ İran tabii ki şimdi ama kalkınma yolunun İran'a da bir katkısı olacaktır doğal olarak ekonomik anlamda. Eğer İran Türkiye'ye terörist ve terör faaliyetleri ihraç etmeyi keserse kazan kazan mantığıyla faydalanacak. Ama 534 kilometreye komşu olduğumuz 1639 Kastışır'ın anlaşmasından bugüne kadar sınır anlaşması yaşamadığımız sadece e, Küçük Ağrı bize 1950'lerde veren İran maalesef Maalesef hı hı. devlet yetkililerimiz bunu deklare etmişlerdir açık kaynaklarda. İran maalesef bize şu anda e, o bölgede yani şu bölgede efendim terör ve terörist faaliyetlerine destek veren bir ülkedir İran. Bunu Sayın bir Cumhurbaşkanı şey da miyim Dışişleri Bakanı da özür dilerim Cem Bey bunu açık açık deklare etti. İran eğer bu pastadan pay almak istiyorsa teröre verdiği destek konusunda kendini bir sorgulamalı. Şurayı izninizle bir tamamlayayım. Tek bir cümlede evet. edebilir miyim özü? Şimdi İran Center'dan Oral Toga var. İran uzmanıdır. O da bu proje olduğunda o da bu şeyi yazdı. Yani dediğim gibi Zengezir ayırıyorum. Kalkınma yolu İran'ın mallarının da bize ve o Avrupa'ya veya daha uzak doğuya ulaşması için de fırsat. Çünkü olumsuz bir görüş belirtmediler. Ama bu şu demek. Frans 24'e şeyin danışmanı konuştuğunda e, El Ruhani'nin yani onlar da bunun olmasını olumlu görüyorlar. Ama şimdi tek korkuları Türkiye nüfuzunun artması. Ama yoksa bu proje onların da çok işine geliyor. İran Center'da şimdi bunu destekliyor. Şimdi tıpkı başlangıçta konuştuğumuz gibi Türkiye-Yunanistan ilişkileri, Yunanistan, kazan, bu, kazan kazan. Kazan kazan politikasının işte kazanımlar çok. Bu başka bir şey. Yaklaşım nasıl? İran Sen istese onu, onu engeller. Sorduk. Kazanımlar i̇stese, elbette olabilir istese, ama bunu, bunu tercih edecek. İran mi? bunu istese bu projeye ır ığır diye bir kilitleyebilir. O gücü var. Şimdi ben Hı -hı. E, şöyle devam edeyim izninizle. Buradaki terörle mücadele konusunda dört ayrı unsurun bir araya gelmesi. Tabii evet. bu bölgedeki 3-4 e, ay önce yaşanan iki yüzücü olaydan sonra terörle mücadelede inisiyatif tamamen Hı -hı. E, Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde PKK şu anda terör örgütü unsurları şu hatta çekildiler. Sincar, Musul e, ve Kerkük ve burada Süleymaniye hattına doğru çekildiler. Ve şu anda bu biliniyor. Yani artık şu anda... Evet. Bu coğrafyada sadece silahlı kuvvetler olarak değil varlığıyla gurur duyduğumuz milli istihbarat Teşkilatımız da bölgede çok aktif olarak teröristleri adım adım takip edip izliyorsunuz takip ediyorsunuz efendim evet. nokta atışı gereğini yapıyorlar bu bu, bu artık inisiyatifin bizde burada önemli olarak önemli olan iki konu var bir diplomasi anlamında ve sahada diplomasi anlamında Irak merkezi hükümeti efendim KDP yani Barzani ve Haçlı Şabiler birlikte hareket edebilme noktasında ortak bir e, sinerji ortaya koydular ve e, Zaho bölgesinde bir üs kurdular. Hatta teknik boyutları şu anda görüşülüyor. Ortak bir harekat merkezi yapılacak. Yani Kuzey Irak bölgesinde terörle mücadelede artık Türkiye ile Irak e, Talabani unsurları hariç. Çünkü çok ciddi İran'ın etkisinde. Özellikle Bafel Talabani. Ama biz Talebani unsurlarında da bu çağrıyı yaptık. Hı hı. Yani siz de artık teröre destek vermeyin noktasında çok ciddi uyarılar yapıldı. Artık şu anda e, emredilen yer ve zamanda Türk ordusu gerekeni yapacaktır Peki. detaylarıyla. Şimdi e, birazdan St. Petersburg'a da gideceğiz. Diğer başlığımıza da geçeceğiz. O yüzden araya giriyorum. Hızlı, hızlı giriyorum. Hemen hızlı Suriye giriyorum. Suriye ile ilgili hızlıca. Şöyle Çünkü diğer konuklarımla tamam. bu konuda söz vermek isterim. Şöyle güvenlik konseptinde baktığımızda bu ifade etmiş olduğumuz güvenlik koridoru. Bizim niyetimiz şu, bizim amacımız milli hudutların ötesinde 30 ila 40 kilometre derinliğindeki alanlar oluşturulacak şekilde bir güvenlik koridorunun oluşturulması. Bir kara harekatı olacak mı? Ee, yani ee, bu şimdi, kilitin vurulmasıyla bir kara harekatı bekliyor musunuz? Metina bölgesinde hı. zaten pençe operasyonları yapıldı. O kilidin kapanmasıyla ile ilgili %12-13'lük bir alan kaldı. 9 da olabilir. Hı hı. Oranın kapatılmasıyla pençe kilidi kapattığımız zaman Kuzey Irak bölgesi Tamamen kontrol altına alınacak. Suriye'de? Ee, Suriye'de çok daha farklı bir durum var. Şimdi biz bu bölgede efendim Kuzey Irak bölgesinde muhatap olduğumuz devlette konuşuldu. Sayın Hı -hı. Hocam da ifade etti. Birleşmiş Milletler 51. maddesi var. Ayrıca Irak Anayasası'nın 7. maddesi de vardır. O da der ki Irak coğrafyası başka ülkelere terörle terörist faaliyetlere müsaade edilmeyecektir şeklinde. Irak Anayasası'nın 7. maddesi de var. Yani Hı -hı. bize hukuki anlamda cevaz veren. Efendim Suriye çok... E, enteresan bir yapısı var. İfade ettiğiniz şekilde şu anda birden fazla unsurun hük hükmettiği, Suriye devletinin ve merkez yapının çok minik bir alanda kaldığı ama iki küresel gücün, iki küresel aktörün Rusya'nın ve ABD'nin bölgede çok yoğun olarak faaliyet gösterdiği bir alan. Özellikle Fırat Nehri'nin doğusunda ABD'nin üstünlüğünü görüyoruz. Bunu hiç dostane ve samimi bulmuyoruz. Bakınız 3-4 önce ben burada da ifade etmiştim. Bu bölgede Amerikan e, iki yıldızlı bir generalin olduğu bir unsurlarıyla özel kuvvetler komutanlığınca buradaki unsurlar yani YPG-PYD unsurları özel olarak yetiştirildi ve bir tatbikat yaptılar. Bu tatbikat öyle minik çaplı silahlarla falan değil. Tankıyla, topuyla düzenli orduların yapmış olduğu tatbikatlar. Kara havacılık unsurları da dahildi buna. Ve tatbikatın adı ortak düşmana karşı birlikte yetenekleri geliştirme tatbikatı. Bakalım efendim ortak düşman kim? Biz. Yani burada artık... Ee, ABD'nin ne yapmak istediğini artık biz biliyoruz. Yani bu yani bir şey yeni buldu, keşfettik. O bizi öğrendik falan değil. Bu bu bölgede Antlaşması'nın maddelerinin hayata geçirilme sürecindeyiz. Kısa bir cevap istiyorum. Aynı soruyla da devam edelim. Şimdi sizin söylediğiniz bana hatırlattı. Şimdi burada ABD'nin bu yıllardır işlediği, çalıştığı bu alan varken Ukrayna sonrasında Gazze, İsrail konusu, gelecek seçim, ABD'nin buradaki planlarını. Buradaki girişimlerini biraz durdurdu öteledi mi? Hayır. Yani şu an şartlar Türkiye lehine mi aleyhine mi e, bu adımlar atılmaya çalışılırken? Bu, bu tarz konularda birini ötele birini gerile öyle bir yaklaşım olmuyor. Hatırlayacak olursak bir ay önce Sayın Dişleri Bakanı ABD'ye gittiğinde bu bölge görüşüldü. Yani harekat öncesinde yani düşünülen bu harekat öncesinde öncelikle birinci aktör birinci safa diplomatik diplomatik kanalları e, ...ciddi şekilde açılır. Yani Irak'ta da bakın hangi aşamalar Yok, ben yapıldı. Ben bizim değil, Amerika Birleşik Devletleri oraya gel, Geleceğim işte. oraya Serap Hanım. Oraya gittiğimiz zaman da... E, Blinken Dışişleri Bakanı... ...PKK terör örgütüdür dedi ama destekledi. YPG, PYD, SDG terör örgütü demedi. Yani bu bölgedeki destekten vazgeçeceğiz... ...çıkacağız, gideceğiz şekli bir konu konuşulmadı. Bu önemli teknik bir detay. Şimdi biz şöyle... Yani burada bir terör devleti kurma konusunda... Yani e, siz de böyle düşünüyorsunuz. Evet, evet, evet. Bu konuda kararlılıkla mücadele çalışıyor. edilecek. Yani, e, Hayır yani Amerika Birleşik Devletleri Amerika bu hedefe doğru de devam ediyor diyorsunuz. Şartlar nasıl olursa buradan gider onu ayrıca incelemek lazım. Ama Peki. hali hazırda Aa, pardon teşekkür ederim çıkıyorum ben gidiyorum aslında keşke dese ama ABD'nin ayrılması bu bölgede başka bir gücün olmayacağı anlamına gelmez. Bu bölge başka bir küresel aktörün Rusya'nın kontrolüne geçebilir. Bakın Hı -hı. bu çok önemli. Bizim istediğimiz şu biz ee, Aslan'a sürecinde Suriye için şunu söyledik. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğüne, <laughs> egemenliğine saygılıyız. Toprak bütünlüğüne de saygılıyız. Yalnız bize ihraç ettiği terör faaliyetlerini önlemek adına Birleşmiş Milletler'in 51. maddesi çerçevesinde hukuken bizim milli hudutlarımız ötesinde yapılan saldırılara karşılık vermek çerçevesinde ve terörü kaynağında evet. kurutmak amaçlı olarak 30 ila 40 kilometrelik bir güvenlik koridorunu kurmak istiyoruz. Ama evet. burada oturulması ve teknik detayının iyice bilinmesi gereken Konu, eğer, yavaş yavaş. eğer o bölgeye e, bir harekat yapıldığında hı hı. karşımızda kimin olabileceği ayrıca incelenmesi gereken hassas bir konu. Evet, e, izin verirseniz Ankara'daki konuğumuza tamam, size yine şey... geleceğim, şeydi, e, tamam. size yine söz vereceğim bu konuda tamam. bitirmeden ama Hüseyin Dileriz çok uzun ben. zaman dönemedik e, uzakta kaldığı için. Bu konudaki değerlendirmenizi almak isterim Hüseyin Bey. Yani hocalarımız saha üzerinde de bir çerçeve çizdiler. Siz hangi noktaya vurgu yaparsınız? Evet, çok zor bir durum. Gerek hı hı. Suriye, gerek Irak'taki durum. Şu anda Suriye'ye baktığınızda tabii merkezi hükümet, yani toprak bütünlüğü bir şey. Ama o toprak bütünlüğü içinde merkezi hükümetin kuvvet bulundurması, asayişi sağlayabilmesi... ...bu imkanların sağlaması, sağlanabilmesi ayrı bir şey. Dolayısıyla merkez zayıflayınca merkez kaç kuvvetler tabii ki güçlendi. Bunların bir kısmı işte El Nusra veya DAEŞ veya İŞİD diye adlandırılan gruplar... ...tehlike diye kabul ediliyor ve bunlara karşı savaştığı kabullerinin... ...başka gruplar destekleniyor bazı güçlerce. Ve burada da hem Amerika var hem Rusya var Suriye'de Hı. aynı zamanda. Merkez zayıf. Şimdi buradan nasıl bir manzara çıkacak ortaya? Aynı şekilde Irak'ta da çeşitli harekatlar sonrasında, daha savaşlar sonrasında diyelim. Irak'ta da bir merkezi güçlü bir hükümet olgusu vardır diye söyleyemeyiz. Ben 3-4 hafta önce Bağdat'taydım. Düşünce kuruluşlarıyla bir toplantımız vardı. Evet. Ee, hakikaten orada 4 grup veya 5 grup diyebiliriz. Ee, Araplar içinde işte, işte Türkmenler, hı hı. Kürtler e, Türkmen gruplar, Kürt gruplar tabiatıyla KYB, KDP e, Şii gruplar var. Şii gruplar da bölünmüş durumdalar. Bunların İran'a da ya, ya daha yakın olanları var. Daha çok Iraklılık düşüncesinin peşinde olan ve bunu destekleyen olanlar var. Bu manzara içinde tabii ki merkez Kaç kuvvetler alan buluyor e, imkan buluyorlar. Şimdi son zamanlarda tabii bu e, Sayın Küçüğün de bahsettiği öncelikle kalkınma yolu projesi belki tekrar bu işleri rayına koymak için bir fırsattır çünkü. Hı hı. Bugün e, komutanımızın da bahsettiği gibi koridor savaşları gibi bir olgu var. Savaş demesek bile bir rekabet var. Bu işte Rusya'dan geçecek olan kuzey koridor, Orta Asya'dan orta koridor, İran'dan geçebilecek olan güney koridor fakat Rusya'dan ve İran'dan geçenler yani uzak doğuyla Avrupa arasında diyelim, e, yaptırımlara tabi şu anda. Dolayısıyla orta koridorun güçlendirilmesi mümkün. Burada Zengezur koridoru olmasa bile Hazar üzerinden nasıl bakü tiflis şeyhan, e, e, hattı gibi veya Bakü-Tiflis üzerinden e, geçebilecek bir koridor, orta koridor yine düşünülebilir ve hatta teşvik edilebilmelidir. Öbür yandan Süveyş var. Süveyş'te bir gemi kaza yapıyor. Bir haftalarca orası tıkanıyor. Hı -hı. Şimdi yeni İmeç, Hindistan'dan e, ...Arap ülkelerine yani Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Yunanistan üzerinden bir hat daha söz konusu. Ama o da Hürmüz Boğazı'na bağlı. Hürmüz Boğazı da tabiatıyla İran zaman zaman orayı kontrol edebiliyor veya en azından baskı altında olabilir. Peki nasıl alabilir. yaklaşıyor Soğuşta... İran ee, Hüseyin Bey? Az önce Cem Küçük dedi ki istese kilitler ama o çıkarına görüyor buradaki kalkınma yolu projesini. Siz ne dersiniz? Ben o derece emin değilim. İran'ın çıkarına da olabilir. Ama İran'ın en büyük ihraç malı petrol. Petrolü de daha çok tankerlerle gönderebilir. O da Süveyş'i veya artık Afrika'yı dolaşıp tabii Süveyş tıkandığında. Süveyş'i de tutan tabii şey... Babil Mendebi yani Yemen'in oradaki boğazı da tutan tabi Hutsiler de tehdit altına alabiliyor. Dolayısıyla İran orayı da kontrol edebilecek durumda olabilir. Yani İran'ın bakımından faydası da olabilir bu yolun. Şu esas faydası bu yolun Irak'ın birliği, bütünlüğü ortak bir e, ekonomik motivasyon oluşturması. Bütün bu gruplar için. Bütün e, Basra'dan kuzeye bizim e, artık herhalde Habur'un daha Ova, batısında bir noktadan Ovaköy'den Ova, veya şey Ova, Ova, geçecek şekilde. Dolayısıyla bu yola onlar da öden veriyorlar. Bunu ben düşünce kuruluşlarıyla yaptığımız toplantıda da gördüm. Ayrıca bölgedeki de merkezi hükümetin varlığının zayıf olması ve bundan dolayı çeşitli grupların orada işte terör eğilimi vesaire yapabilmeleri bundan Iraklılar da hem de çeşitli gruplar da zarar görüyor. Dolayısıyla Türkiye ile Irak arasında böyle bir mutabakata varılması hem Irak'ın birliğine, bütünlüğüne, merkezi idarenin kuvvetlenmesine ve aralarında bir ortak menfaat, ortak çıkar oluşmasına sebep verecektir. Hem de Türkiye her seferinde işte tabiatıyla eğer sınırınız korunmuyorsa siz sayın hocamızın belirttiği gibi birleşmiş milletler şartının 51. maddesinin verdiği yetkiyle oralarda kendi güvenliğinizi sağlama hakkınız vardır. Hı hı. Ama tercihimiz tabii orada e, merkezi hükümetin güçlü bir hükümetin kendi sınırına hakim olmasıdır. Size bu yükü yüklememesidir. Dolayısıyla e, şimdi en azından bir dönem olarak bunu ortak olarak yapılabilecektir ve ortak bir menfaat şeyi vardır. Hı hı. Bu e, şey kalkınma yolu veya Koridoru evet. ama bahsettiğim gibi orta koridor da Türkiye bakımından önemlidir Hazar üzerine Hazar geçişle. Peki çok teşekkür ederim. Koridor. Ediyorum. E, son bir şey ekleyeceğim Hiç pardon. Tabii, bunlar tabii. yani koridor savaşı demiyorum çünkü bu savaşlar bunlar birbirinin rakibinden çok yedekleyicisi diyelim birinde bir sıkıntı olduğunda Süveyş'te olduğu gibi öbürü de devreye girebilecektir. Bu alternatiflerin olması tabiatıyla küresel tedarik zincirleri bakımından faydalıdır. Evet. ...çok teşekkür ederim. Türkiye'de ediyorum. buradan kilit rol alabilir. Evet. Evet. Ee, eklemek istediğiniz bir şey Sadece vardı. Sadece bir şey ekleyeyim. Tabii. Sonra Rusya'ya geçeceksiniz herhalde. Evet. Şimdi buradaki... ...şeyde ben yani İran medyasını... ...okuduğunuz zaman demin Hocamızın ...altını çizdiği bir şey vardı. Oradan... ...bence gitmek lazım. Şimdi İran... ...ticaretinin çoğu Kızıldeniz üzerinden oluyor. Ama orada bazen Husiler... ...Avrupa gemilerini, Amerikan gemilerini... ...istediği gibi kesebiliyor. Hı hı. Ama o kesme... ...İran'a da zarar veriyor. Çünkü oraya Amerika'da... ...bir donanma gönderiyor veya işte geçen Yunanistan bir şey gönderdi Amerika'nın e, himayesiyle. Bu defa kendi ticareti de etkileniyor. Hı hı. Kalkınma yolunda öyle bir şey olmuyor. Kalkınma yolu Basra Körfezi'nden de geçtiği için, İran'ın kendi sınırlarından geçtiği için oradaki mal taşımasını etkileyecek herhangi bir ülke yok. Yani ne Türkiye var, ya Türkiye zaten yapmaz, ne Avrupa var, bir de Irak var orada. Dolayısıyla oradan taşınacak her mal İran'ın lehine yani Kızıldeniz'e göre. Mesela Kızıldeniz'de bir çatışma da olsa, Avrupalılarla, Amerikalılarla, İran arasında aynen bu İsrail'in Gazze katliamlarında bu oldu. Yani Avrupa'yı kilitledi birçok şeyde İran ama kendi de kilitlendi. Çünkü bu, 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 bu defa da oradan kendi mallarını Gençisi da geliştirip ol, olmadı. Dolayısıyla burada yani şeyin e, İranlılar bu projeye olumlu olumsuz değil ama kendi yayınlarında bu projenin kendi lehlerinin olduğunu görüyor. İki kendi petrolü taşınacak oradan Hı. bu çok önemli bir şey ve ticaret hacmi atacak. Bir de bu Şimdi biz tabii her, herkes geziyor tabii görüyor ama o coğrafya çok zor olduğu için demir yolları çok gelişmiş değil. Bu şimdi çok bir yani Çin'den gelen, Hindistan'dan Pakistan gelen malların taşınmasına da veya buradan oraya gitmesine de olacak. Bir de Hı. Türkiye, mesela Türkiye'ye gelen malınız hem Avrupa'ya dağılır hem Afrika'ya dağılır hem Asya'ya dağılır. Dolayısıyla bunun çok önemli olduğunu görmek lazım. Bir de şöyle mesela Sudaniye bu soruldu. Es Sudani Şii Başbakan. Hı. Yani o bunu desteklediğini olumlu olduğunu söyledi ki İran'a yakın bir şey. Es-Sudani. Başbakanı, Cumhurbaşkanı olan Abdül Abdüllatif Reşit Kürt o da şey değil ama o, o da mesela itiraz etmiyor. Dolayısıyla bu şey olur. Bir de hocamın dediği önemli bir şey var. Çok hızlı olur. Tek cümle olur. bütün şeyleri gruplaşma çok Irak'ta. Bu yol düzen getireceği için o gruplaşmayı da kaldırır. Yani İran bütünlüğü açısından yani da. Yani çıkarlar da birleşebilir. Mesela hayır Irak zaten. yarın bir gün bölünme hani var ya kuzey Irak, Hı -hı. Araplar, Şiiler o ortadan kalkacak. Dolayısıyla bu yani İran mesela karşı olsa zaten hemen tavrını çok açık belli eder. Şimdi sen Petersburg'daki konuğumuz da hazır oraya dönmeden şöyle bir konuyu hatırlatacağım. Çok kısa olacak. Yani çok olayacağım. kısa bir şey söyleyeceğim. Yalnız bütün bu şeyden bahsederken şunu hep unutuyoruz. 1979 yılından beri Amerika İran'a yaptırım uyguluyor. Hı hı. Ve üstüne İran'a Amerika yaptırım uyguluyor. İki devlet karşı karşıyadır diyemiyorsunuz. Burada çünkü Amerika diyor ki ey Türkiye sen de İran'la ticaretini benim belirttiğim çerçevede yapabilirsin. Ve diğer bütün devletlere de bunu uygulatıyor. Çünkü İran'a uyguladığı yaptırımlar uzun kol ya da long arm jurisdiction denilen yani başka ülkelere sirayet eden yaptırımlar şeklinde. O yüzden İran'ın kendine göre serbestçe bir ticaret edemeyeceği bir alanda ekonomik koridor eğer çok işine gelmeyecekse onu baltalamak için de her şeyi yapabileceğini de düşünmek lazım. İran'a uygulanan yaptırımlar yürürlükte kaldığı sürece, sürece... bu tür ekonomik birlikteliklere Sıcak bakmasının kendisine çok büyük bir faydası olmayacağı için hı hı. E, bunu baltalamayı da tercih edebilir. Edebilirim. Ama bu sadece bir e, yaptırımlar yorum. açısından yorum, yorum tabii. Bir çok cümle de ben ilave ediyorum. edebilir miyim Serhat Hocam Hanım? hakikaten çok açtık. Bir cümle, bir, bir cümle. cümle. Tamam. Bu bölgede kazanacak iki tane ülke var. Türkiye ve Irak. İran dolaylı olarak isterse kazanacak hı hı. ama asıl kazanacak Türkiye ve Irak ve bölgesel aktörler. Neden Irak? Neden Irak? 2000'lerin başında Amerika'nın işte kimyasal silah var diye girip 20 yıldan beri kan ve gözyaşı yaşayan bir Irak var. Artık Irak değişiyor, evriliyor. O yüzden Türkiye'nin şemsiyesi altında terörle mücadelede bize destek vermeye başladı. Kalkınma yolu Irak için bir hayat öpücüğü bir evet. nefes borusu gibi olacak. Kesinlikle öyle. Yani öyle görmek i, i, lazım. Keşke, İran için çok daha farklı in İnşallah pürüzsüz ben. ilerler bu konu. Kesinlikle dediğiniz gibi. Şimdi e, Putin Savunma Bakanı Şoygu'yu görevden aldı. 12 yıldır görevdeydi. Çok <laughs> yakın oldukları biliniyordu. Bir deprem etkisi yarattı. Yerine de bir ekonomist. Hatta ben şöyle bir kalkayım arkadaşlarımızdan da e, Sergey Şoygu kimdir? Ledin'i de isteyeyim. Ardından yerine getirilen kişiyi de... E, Görelim şöyle Rusya Savunma Bakanı yardımcısı yani Şorgun'un yardımcısı yolsuzluk suçlamasıyla 23 Nisan 2024'te Tutuklandı. 2016 yılından bu yana e, Savunma Bakanı Şoygu'nun yardımcısıydı, görev yapıyordu. 48 yaşındaki İvano, göz kamaştırıcı bir e, lüks hayatını e, e, sosyal medyadan sergilemekle de öne çıkmıştı. Ardından da 12 Mayıs 2024'te Putin, Şoygu'yu görevden aldı. Şimdi birazdan St. Petersburg'a gideceğiz, neden görevden alındı, orada nasıl yankılandı diye soracağız. Şöyle hızlıca bakalım. 12 yıldır Savunma Bakanlığı'nı yürütüyordu Şoygu. 2015'te Suriye'ye giren Rusya'nın tüm operasyonlarını yönetti. 2022'de Rusya'nın Ukrayna işgalinde aktif olarak cephedeydi ve bu süreçte Şoygu sık sık savurganlık ve beceriksizlikle eleştirildi. Putin'in en yakın müttefiklerinden biri olarak kabul ediliyordu. Ekibindeki bazı kişiler az önce de hatırlattık yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla tutuklandı. Kendisi de bu eleştirilerin hedefindeydi zaman zaman. 2015'te usulsüzlü, usulsüz şekilde aldığı arsada yaptırdığı 15 milyon dolarlık malikanede yaşadığı ortaya çıkmıştı. Yerine kim geldi? Andrei Belosov. 2012'de Ekonomik Kalkınma Bakanı'ydı. Şimdi Savunma Bakanı olarak gelen ismin tabii e, bu özgeçmişi de o nedenle önemli. Uzun yıllar Putin'in ekonomi danışmanlığını yaptı. 2020'den bu yana ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Son yıllarda Kremlin'in yürüttüğü ekonomi politikalarının mimarı olarak anılıyor. Devlet çıkarını, iş dünyasının çıkarlarının üzerinde tutmak gerektiğini savunuyor. Ve askeri tecrübeleri ya da istihbarat geçmişi bulunmuyor. Yani devam eden savaş çerçevesinde e, Rusya'nın yürüteceği politikalara ilişkin e, bu tercih ne ifade ediyor onu da soracağız. Kime soracağız önce? Elbette stüdyomuzdaki Ankara'daki konuğuma hepsine yöneltmeden önce Sen Peter, Saint Petersburg Devlet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Apollinaria Avrutina'ya soralım. E, canlı yayınla ona gidelim. Hazırsa hemen görmek isterim. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba değerli izleyiciler. Merhaba, hoş bulduk. Ee, çok teşekkürler. Neler oluyor? Bu görev değişikliği nasıl yankılandı orada? Nasıl değerlendirildi? Aa, yankılandı diyemem. Öyle Aa, Aslında çok e, olumlu bir şekilde kabul edildi. Hmm. Çünkü soygu son derece tecrübeli bir asker, hı hı. asker tecrübesini e, kullanı, e, tecrübesi kullanılacak zira e, güvenlik e, konseyi sekreteri olarak çalışmalarına devam edecek. E, onun yerine te, son derece tecrübeli bir ekonomist, iktisatçı yani e, sağlama uzmanı ...geliyor... ...onun için yani bu değişiklikler... ...son derece... E, ...olumlu bir şekilde kabul ediliyor... ...aynı zamanda çok doğru... E, ...haklı olarak dediğiniz gibi... Hı hı. E, ...son zamanlarda bizim... E, ...Savunma Bakanlığımız... ...bir sürü problem yaşadı... E, ...sosyal medyada bu... ...bütün bu şeyler... ...açıkça görüldü... ...ve e, şimdilik ortaya... ...seçimden sonra ortaya çıktı... E, ...tüm milletimiz... ...tüm devletimiz neredeyse yüzde yüz Sayın Devlet Başkanımız Sayın Putin'e tüm oylarını verdikten sonra işte bu değişiklikler mümkün oldu. Güvenlik Konseyi sekreterliği Sayın Şoygul'un getirildiği bunun aslında bir rütbesinde bir düşüş olarak, ünvanında bir düşüş olarak değerlendiriliyor. Rusya'da daha farklı mı kabul ediliyor bu görev tanımı? Ee, Kesinlikle düşüş değil. Kesinlikle düşüş değil. Bu çünkü bu son derece önemli bir yani güçle, askeri güçle ilgili bir pozisyon hı hı. ve Güvenlik Konseyi Sekreteri tabii başkanıyla direkt olarak bağlıdır ve direkt olarak konuşuyordu çünkü. Güvenlik Konseyi Başkanı Putin, bizzat Putin, hı hı. Putin kendisi devlet başkanımız onun için hı hı. bir nevi savunma bakanlığı yani ama Şöyle başka bir şahıstan bunu diyebiliriz. Yani e, mesela Ukrayna Savaşı ile ilgili kararlar daha çok oradan e, Putin ve Sekreter Şoygu ile mi yine ağırlıklı gidecek? Çünkü bir ekonomi alanında uzman teknotra, teknokratın gelmesi e, savunma bakanlığına ilgi çekici bulundu. Yani bundan sonra Ukrayna savaşı ile ilgili e, tutumunun e, nasıl etkileyecek acaba ya da e, Putin'in aklında ne var diye buna ilişkin değerlendirmeniz nedir? Aslında efendim Sayın Putin'in Putin'in aklından ne var ki <laughs> kimse çık bil, Yani evet, biz evet. onu bi, bilemiyoruz. Biz resmi basından yani resmi Tabii. kaynaklardan ne olduğunu da biliyoruz Hı -hı. da. Ama şunu diyebiliriz. Tüm kararlar ve yani aslında tüm askeri kararlar tabii ki bizim baş komutanlığımıza bağlıdır. Baş komutanlığımız da bizim baş komutanımız da Putin devlet başkanımızdır. Bunun için yani tabii ki bazı kararlar oy birliğiyle tartışılıyor. Güven, bunun bunların arasında güvenlik konseyi ama son karar tabii ki Vladimir Putin'in elinde. Evet. Gazeteci Cem Küçük'ün size bir sorusu olacak. Ee... Ee, şöyle, Rus ekonomist ve bu e, Chicago Üniversitesi'nde profesör Konstantin Sonin var Rus. O dedi ki Belosov'un göreve gelmesi Putin'in Ukrayna'daki savaşı uzatacağı anlamına geliyor dedi. Katılıyor musunuz? Ee, hem katılıyorum hem katılmıyorum. Hı hı. Ee, neden katılıyorum? Çünkü gerçekten... Milli Savunma Bakanlığı'nın genel kurmay planlarını uzman olarak bilmiyorum tabii ki. Ben sadece yani bir vatandaş olarak bilirim. Ama aynı zamanda son zamanlarda Rus ordusu kolektif batının savaşında aslında e, kazanıyor ve iyi bir e, şekilde kazanıyor. Onun için e, katılamıyorum da diyebilirim. Yani e, savaştaki gelinen durum Rusya'nın lehine olarak değerlendiriliyor diyorsunuz. Evet, onu diyebiliriz. Zaten Harkov'u düşürüyor galiba değil mi? Yani evet. Rusya Harkov an... düştü düşecek gibi. Yani Rusya aldı yani. Ee, onu... Yok zannetmiyorum. Yani Hark Harkov düşecek tabii ki. Harkov düşecek. Yani ordumuz bugün haberlerde gördüğüm ıı, gayet yani bugün birkaç kasaba, birkaç kent alındı Harkov bölgesinde. Onun için ordumuz yani gayet hızlı ilerliyor son günlerde. Ee, peki sizin sorularınız, yeni bir sorunuz var. Ben Bu diğer konuklarımı soracaksa ben araya giriyorum. <laughs> sorun sorun buyurun. Ben şeyi merak ediyorum. Bu e, Apollonia hanımefendi... Batı yardımı olmazsa Ukrayna'nın aslında çabuk devrileceği ama Batı da bir yandan yardımlara devam ediyor. Yani Putin bu savaşı Batı yardımı olursa ne kadar daha götürebilir Rus ekonomisi buna ne kadar dayanır? Kaldırabilir mi? Efendim, şunu çok önce söylemiştim tekrarlamak isterim. Aslında burada Ukrayna önemli değil. Ukrayna ile değil. Ukrayna bir piyondur. Batı ile savaşıyoruz. Onun için Batı ne kadar katılırsa o kadar da şey cevap veririz. Ukrayna burada bir piyonunun yerine başka bir devlet olabilirdi. Aslında Amerika'nın politikası böyledir. Yani bir piyon seçiyor da onu kullanıyor. Jeopolitik ilgilerini yani gerçek yapmak için kullanıyor. Onun için yani Ukrayna'nın yerinde herhangi bir başka ülke eski Sovyet yani ülkelerinden biri olabilirdi. Yani kimi kullanırlarsa onlar olabilir. Yani Ukrayna bir Amerika ile Rusya arasında kolektif batı ile Rusya arasında bir piyon maalesef. Sizin değerlendirmeniz böyle. Peki Profesör Doktor Apolinarya şey Avrutina çok ben. teşekkür ediyorum. Bir şey Peki bir soru daha. Belasov'un yani. yeni savunma bakanının devletçi olduğu, evet, bir yani ara silahlar üretilsin bakış açısı. O açısın. öyle ama bir ara kimya Hı -hı. ve metaloji firmalarının kârlarına el koyalım dediği için sermayenin kaçmasına sebep olduğu. O yüzden de Rus iş dünyasının pek olumlu bakmadığı söyleniyor bugün. Yabancı medyada okuduğumuz kadarıyla doğru mu bu? Efendim bunu duymadım. Başka bir şey duydum. Yanlış bir şey yapmak kötü değildir dedi. Ama yalan söylemek kötüdür dedi. Bu da bizim için çok önemli. Çünkü bunu herkese söyledi. Yalan söylemek kötüdür. Yani umarım yalan söylemez bu yeni bakanımız. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Oradan bize e, durumu aktardınız. E, sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Evet. E, yani bundan sonrasına ilişkin bakalım e, neler söyleyecek Rusya-Ukrayna Savaşı'nda. Hocam size gelmişken siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Size ne söylüyor bu bu Ukrayna-Rusya savaş dengeleri açısından? Evet. Aslında o kadar güzel bir noktaya e, temas etti ki... E, şu anda biz Rusya-Ukrayna savaşını konuşuyoruz ama arka planda gerçekten bu bir Rusya-Amerika savaşı olarak gözüküyor. Ben Putin'in hakikaten stratejilerini ta başından beri ülkesi için nasıl çabaladığını kalkınması için ve dünyada ön planda olması için böyle bir satranç oynar gibi taşları nasıl oynattığını görüyorum. Tabii Rusya bu açıdan şanslı tam da bu karmaşa döneminde böyle bir lideri olduğu için çok akılcı bir yaklaşımla bu savunmanın bir ekonomik boyutu var. Evet. Bir de fiilen askeri yönetecek boyutu var dedi. Ve ben bakanımı ekonomist yaparım ve güvendiğim, e, uzun yıllarda çalıştığım devletin güvenliğini, devletin bütünlüğünü, varlığını düşünen bir adamı seçerim. E, zaten benim komutanlarım var sahada askeri planlar üretecek. Üstelik bir savunma konseyi var. Aynı İsrail'de olduğu gibi savaşın diğer bütün detayını, her şeyini ana planını onlar yapıyor. Sağdaki asker onu uyguluyor. Dolayısıyla da bana böyle hani Batı medyasında abartıldığı kadar vay onu görevden yani aldı. 12 bunu. yıllık en yakınındaki eee adamı bile şak diye değiştirdi. Hem de tam bu yolsuzluk operasyonlarının üzerine diye başlıklar atıldı çoğunlukla. Ya şöyle, bu yolsuzluk... yani so, Maalesef Rusya'da da yolsuzluklar var. Hı hı. E, hatta bir e, 230 milyon dolarlık bir vergi e, şeyini ortaya çıkaran e, Magnesti diye adında birisi e, de hapiste şüpheli bir şekilde öldürüldü. Hatta Amerika onun adına bir kanun çıkardı ve insan hakları ihlali yapan ülkelere Sanki kendisi yapmıyormuş gibi yaptırım uygulama kararı alıyor. Magneski kanunu olarak koyuyor adını. Şimdi burada e, bence bir 12 yıllık yıpranma dönemi bu şaibelerle beraber birleşiyor. Ve yine hiçbir şekilde onun pozisyonunda radikal bir değişiklik değil ki. Düşünsenize savunma konseyinin e, genel sekreteri olarak yapıyor yine beraber çalışacak. İşte bu spekülasyonları bir yandan bertaraf etmiş olacak ve yeni bir dinamizm dinamizm getirecek diye düşünüyorum. Yani bu, çok batıda çizildiği kadar abartılı ya da bizim son günlerde, bugün sabahtan beri üzerinde durulduğu kadar vahim bir olay olarak ben bunu görmüyorum. Bu, yani Gazze'de yaşananlar e, Rusya'nın lehine bir tablo yarattı mı, Putin lehine? E, tabii ki şu anda düşünün biz unuttuk Rusya-Ukrayna savaşını hele, 7 Ekim, Kasım, Aralık ayından hatta Ocak ayında buna dahil edebiliriz. Yeni yeni daha son birkaç haftadır tekrar Ukrayna, Rusya'yı yani gündeme aldık. Yani e, uluslararası hukuka aykırı atılan adımlarla ilgili. Yani Putin'e yönelik tabii ki haklı eleştiriler üzerinden de bir yandan. E, Hı -hı. Sonuçta bir e, işgal operasyonuyla tabii. başladı. Yani Kırım'da olanlar yine başka bölgelerde. Yani Netanyahu örneği ve Gazze'de yaşananlar üzerinden Sanki Putin'e de nefes aldırdı gibi bir tablo yok mu ortada? Şöyle, Putin hakkında biliyorsunuz Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararı var. Hı hı. Ve diğer uluslararası toplantılara ancak o toplantının yapılacağı ülke diplomatik garanti verebiliyorsa seyahat ediyor. Uluslararası hukukta böyle bir şey de var. Yani böyle bir esas, böyle bir ilke de var sizin hakkınızda uluslararası ceza mahkemesi veya uluslararası bir mahkemenin bir kararı olsa bile toplantının yapılacağı ülke diplomatik garanti verdiği zaman o toplantıya katılıp o ülkeyi terk edebiliyorsunuz. Dolayısıyla da Putin'in hakkında yaptırım kararları var. Bütün mal varlığına yani dumanın bütün mal varlığına, e, siyasilerin bütün önde gelenlerin mal varlığına el koyma ve e, bize vermeme, ülkeye sokmama e, kararları var. Bunlar hiçbir şekilde kalkıp e, İsrail'in durumuyla mukayese edemezsiniz. E, şimdi Ukrayna Rusya'ya karşı e, Milletlerarası Adalet Divanı'nda soykırım davası açtı. 32 devlet bu soykırım davasına katıldı. E, ama bakıyorsunuz ki İsrail'e karşı aynı güçlü ses, yani tutuklama vesaire hiçbir karar e, çıkmış değil dolayısıyla Hatta da Hatta bununla ilgili Beyaz e, Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Salivan'ın bir açıklaması var hı. pazartesi günü. İsrail'in masum sivillerin korunması ve refahını sağlamak için daha fazlasını yapabileceğine ve yapması gerektiğine inanıyoruz ama Gazze'de yaşananların bir soykırım olduğuna inanmıyoruz dedi. Evet, çok, Bugün de çok e, Sayın Fidan'ın bir açıklaması var 7 e, aydır sistematik bir şekilde Filistinlilerin öldürülmesi bir insanlık suçudur. Bu bir soykırım teşebbüsüdür. Soykırım fiilidir dedi. Yani hiçbir şekilde bir devlete karşı uluslararası hukuku ihlal ediyor diye yapılan, Putin'e yapılan ve Rusya'ya yapılan saldırı hiçbir şekilde İsrail'e karşı söylemlerde veya diğer eylemlerdekiyle mukayese edilemez. Amerika'nın hakikaten istemediği bir devlete karşı neler yapabileceğini görüyoruz. Hı hı. Ama korumak istediği devlete karşı da, birçok şey görüyoruz. Özellikle de tabii güvenlik konseyinde beş daimi üyenin biri hayır dediği zaman örneğin bir yaptırım kararı çıkmıyor. Nitekim Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Suriye'ye yaptırım kararının çıkmamasının sebebi Rusya Federasyonu. İsrail'e karşı bir yaptırım kararının çıkmamasının sebebi Amerika. E, Filistin'in tam üye devlet olarak kabul edilmemesinin sebebi e, yine Amerika. Dolayısıyla da birçok şey aktör uluslararası hukuk tanınmadan, uluslararası hukuk katledilerek e, ilerleyebiliyor. Bu ama yine de bizim uluslararası hukuktan kopacağımız, ona saygı Elbette. duymayacağımız e, anlamına gelmedi. Zaten burada e, Putin lehine bir e, hale gelmesi değil. Aksine e, sadece e, hakkaniyetli bir şekilde İsrail'in durumunun tespit edilmesi ve yapılması öyle gerekenlerin olmadı. yapılması yönünde zaten söylüyoruz. Maalesef e, öyle olmadı. ya Ama Putin'in tabii stratejik bir zekası var. Hı hı. E, belki aldığı eğitim de bunu e, fi, fiiliyata geçirmesine e, sebebiyet veriyor ve Şeyi bozmuyor. Uslubunu da bozmuyor. Söylem tarzına dikkat edin. Öyle bir saldırganlık ya da çok konuşma gibi bir söylem tarzı da yok. Hı hı. Dünya liderlerini iyi tanıyor. Ve ona göre bir adım atıyor diyebiliriz. Evet Türkiye ile ilgili çok ilerleme kaydetti. Kendi lehlerine de çok şey elde ettiler. Ama tabii geçmişte Türkiye'nin de bazı yani Türkiye'nin demeyeyim Türkiye içindeki bazı devlet dışı aktörlerin işte uçak düşürme vesaire konsolosu öldürme gibi onlardan dolayı o onları bile soğukkanlılıkla eee muhafaza edip Türkiye'den alabileceği ne varsa onun peşine düşmüş bir liderden e, bahsediyor. Evet. Şu anda Ukrayna'dan dolayı uygulanan yaptırımlar o kadar geniş kapsamlı ki ekonomik yönden de e, yani İran'a uygulanan yaptırımların daha daha Genişi orada uygulanıyor ve bu yaptırımları herkes uymak zorunda. Yani ben Türk şirketiyim, Amerika Rusya'ya yaptırım uyguluyor, ben de ona uymak zorundayım. Ve Türkiye'deki şirketler inanılmaz bir inceleme araştırma yaparak hangi ürüne izin evet. veriliyor, hangisine verilmiyor bu kadar detaylı bir e, sorunun sıkıntının içerisine de çekilmiş durumda. Gürsel evet. Tokmakoğlu. Siz hiç katılmadınız bu aralardaki konulara ama sanki hep yorumunuz varmış gibi de az önceki bölümleri izlediniz ama neyse bu konuda. Evet yani <laughs> şöyle evet. E, yani. Türkiye'de aslında Kremlinoloji diye bir şey var bu bilinmiyor. Kremlinoloji. Evet. Enteresan. Yani şimdi e, mesela biz Rusya ile komşuyuz. Evet. En iyi biz bilmemiz lazım Kremlin'i. Ben hayıflanıyorum bu konuda. Evet. Akademilerimizde de yani akademisyenlerimizde de bu konular girmiyor. Yok bunlar. Ben hayret içerisinde kalıyorum. Biz batı basınında ne yazıyorsa tutuyoruz. Rusya'yı öyle okumaya kalkıyoruz. Yani bu Kremlin'i bilmek gerekiyor. Yo, öyle okusak, sormayın, yok öyle olsak sormayız. Yok yok estağfurullah yani sizinle Yo, alakalı değil. Için ama şimdi ama Türkiye işte, Kremlin'i artık öğrensin. öğrensin. 1950'lerde e, bunun adı konmuş. Tamam soğuk savaş e, sebepleriyle e, fakat e, yani günümüzde bile ne bileyim işte profesör McFaul e, eski Moskova Büyükelçisi Amerika'nın o bile yeni Kremlinoloji diye yazıyor ki yaklaşık 20'ye yakın kitap var bu konuda. 20'ye yakın kitap var bu isimle. Hı hı. Şimdi e, bir oligarşiden bahsediliyor. Oligark diye bir laf var, herkes biliyor. Çok güzel anlatıyoruz. Ama Rusya'yı yöneten aklın nasıl çalıştığını şöyle kabaca bir açıklayalım. Mesela 12 kadar güvenlikçi vardır. Siloviki denir bunlara. Şoygu, Gerasimo, ne bileyim işte Narişkin, Petroşev falan bunlar hep onlardır. 13 tane devlet adamı vardır. İşte Lavrov, Medvedev falan böyle girer. 6 tane banka vardır. Banka. Ondan sonra 10 on tane iş insanı vardır. Oligark diye tabir ettiğimiz bunlar. 4 tane ideolog vardır. İdeologların içerisinde... E, ...Dugin falan var da... ...yani mesela kilisede vardır. Ortodoks kilisesi de vardır. E Putin ona yakın yani. E, mesela e, iki tane sırdaş vardır. Aileden gelir. E, yani bu, bunlar... ...bakın sistem oluşturuyor. Dört tane dışarıdan temsilci vardır. Yaklaşık 50 kişi... Bunlar Kremlin'in politikalarını belirleyenlerdir. Bunlar birbirlerine düşman değillerdir. Bunlar birbirlerini bilirler, tartarlar, idare ederler. Şimdi e, diyeceksiniz ki e, e, Prigozcin'e ne oldu? Moskova'ya bayrak açtı. O suç işledi. Yani Kremlin Moskova kendine bayrak açanı karşısına alır. Ne zaman hata yaptı bayrak açmakla yaptı Şimdi bakın e, hanımefendi de biraz önce hani hata yapmak e, kabul edilebilir yalan atmayacaksın gibi de, bunlar bakın Rus kültüründe bunlar çok önemlidir. Şimdi kim hata yaptı orada Moskova'ya sen git ben sizi tanımıyorum kremlin, ...oligarhisini tanımıyorum. Hatta tabii görece olarak hatta. Hayır göre hayır. Hata? Kimin Şimdi bakın, kime ben onların bakış açısıyla evet, söylüyorum. Onların, hayır, onların bakış açısıyla. Yoksa çiziyorum. ben kişisel olarak bir şey söylemiyorum burada. Şimdi onlar kendilerine bayrak açıldığı için... ...onunla ilgili olan... ...prosedürleri işlettiler. Ve kendi usulleri de öyledir. Rusya öyle yapar. Hani ilk turlarda Yunanistan'ı konuşurken... ...Yunanistan öyledir deyip... ...nasıl anlatıyorsak... ...bahsettiğimiz yer... Rusya. Amerika'yı da Amerika olarak biliyor muyuz? Amerikalılar da öyledir. Şimdi bizim bu Kremlin'i çözmemiz gerektiği kanaatindeyim ama herhalde geç kaldık. Bakın mesela e, işte rüşvet vesaire konuları. Ben uzun yıllar yaşadım iç içe bunları biliyorum da Hı. biraz da hani tecrübeme istinaden öyle rüşvet falan öyle o laflar geçmez oralarda. Ne Zaten yani Şimdi siz bir tane görev yerini satın alırsınız. Bakın atanmazsınız. Diyelim ki 200 bin dolar verirsiniz bilmem ne eyaletinin bilmem ne başı olursunuz. O parayı verirsiniz. Bakın bunlar yani oralarda normal yaşam kültürün içerisindeki konulardır. Dolayısıyla tutup böyle ee, Amerikalı gibi veya demokratik Ama yani ülkeler de gibi yolsuzluğun tek tanımı bu değil elbette. Yok ben şahsi görüşümü söylemiyorum. Onlar öyle görmezler. Şimdi siz Putin'in kaç tane arsası var, kaç tane evi var, villası var. Bunu konuşmuyoruz. Ama diyoruz ki Şoygu görevden alındı, zaten villası vardı. Yani bu mantık e, tam bir Batı bakış açısı. Ha ben de Batı'yı temsil ediyorum veya karşıyım diye değil. Ama durumu ifade etmek için böyle söylemek zorundayım. Ruslar onun evi varmış, onun köyü varmış, ona bakmazlar. Cidden bakmazlar. Acayip de bir çelişki ortaya koyuyorsunuz. Yani dürüstlük, hata ve yani yalan şey vurgusunun ya. ardına, yani doğru söyleme konusunda tavırlarını söylerken, diğer taraftan da böyle bir dejenerasyonun, Büyükelçi bir şey diyecek herhalde. Yaşam yani. şeklin, evet, yaşam şeklin içinde artık olağan ve olağan kabul görüyor. edilmesi. Bey bir şey ekleyeceksiniz anladığım kadarıyla. Buyurun. Evet, lütfen. Ee, ben de eski Moskova Büyükelçisi olarak bir iki şey ifade edebiliyorum. Tabii ki, bulunayım. tabii ki. Mümkünse. Ee, üstelik de uçak düşürüldükten sonra gittim oraya kriz Hı -hı. döneminde ve büyükelçi de Maalesef haince şey bir saldırıyla öldürüldükten sonra iki krizle başa çıkmak durumundaydık Türkiye olarak. Ben de orada Türkiye'nin temsilcisi olarak aktif bir şekilde bulunuyordum. Şimdi Şoygu'nun değiştirilmesiyle ilgili olarak tabiatıyla Şoygu Putin'in yakın dostuydu. Birlikte kamp yapıyorlardı, birlikte balığa çıkıyorlardı. Böyle bir yakınlıkta ama şimdi deniyor ki, savaş ekonomisi, yıpratma savaşı söz konusu. Yıpratma savaşı ancak ekonomiyle kazanılır diye bir laf kazanılır diye bir laf var. Dolayısıyla bu konuda e, şeyi Belosov'u getirmeyi daha uygun görüyor ve buna kimisi de işte liyakat yerine sadakat yerine liyakat bir bakıma görev aldı. Fakat aynı zamanda da e, ee, Şoygu'ya tenzili rütbe yapılmadan önemli bir göreve şeklinde olsa önemli bir göreve de getirilmesi suretiyle bu geçiş yapıldı deniyor. Bu bir bakıma Rusya'nın biz yıpratma savaşını belki göze aldığını ve bunu kazanmaya hazır olduğunun bir işareti olarak kabul ediliyor. Ee, aynı zamanda Harkov'dan bahsedildi. Harkov evet. son zamanlarda Ukrayna saldırılarının söz konusu oldu. Belgorod'un karşısında. Dolayısıyla o saldırıları bir kesebilmek için de olabilir deniyor. Hatta Rus ordusunun şu andaki hareket, harekatta köprüleri havaya uçurmaları daha ileriye gitmekten ziyade bir tampon bölge oluşturmaya çalıştıkları şeklinde de yorumlanıyor. Hı hı. Bu arada yine bir şey daha ilave ediyor. Ha, Gazze'nin etkisi oldu mu? Evet. O, tabii oldu. Birincisi dikkatleri Ukrayna'daki savaştan bu e, Orta Doğu'ya çevirmiş oldu. Ayrıca aynı zamanda ABD'nin İsrail'e veya Netanyahu hükümetinin bu yaptığı vahşete bu derece destek olabilmesi veya mani olamaması da ABD'nin dünyada hatta kendi kamuoyunda bile yıpranmasına en azından üniversite gençliği karşısında yıpranmasına yol açıyor. Bu da tabi Rusya'nın işine geliyor. Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri o kadar uzak olmadı. Türkiye 67, 60'lı yıllardan itibaren özellikle Johnson mektubundan itibaren bildiğimiz gibi çok yönlü bir politika izlemeye çalıştı. Ee, bölgesel ilişkilere önem verdi. İslam ile bağlantı kurdu. Ee, Rusya ile ilişkileri gelişti. Ee, hatta o dönemde Rusya'nın Soğuk Savaş döneminde bile en fazla yatırım yaptığı, Varşova Baktı ülkelerinden daha fazla yatırım yaptığı önemli sanayi, yatırımlar yaptı. Ali Araf'ın Nerisi gibi, Seydi Şehir Alüminyum Tesisleri gibi, İskenderun Demir Çelik Fabrikaları gibi Türkiye'yi de yaptığı ülke bu desteği. Ayrıca buna ilaveten <laughs> Soğuk Savaş sonrası Türk kobileri, küçük orta boy işletmeleri gitti, Türk inşaat şirketleri gitti, büyük prestij projelerini üstlendi orada. Yaklaşık 150 bine yakın ortak evlilik oldu. Bu 150 bin demek yani evlilik olduğuna göre 300 bin kişi. Çocukları katarsanız 1 milyona yaklaşıyor. Yakın aile yakınları sayarsanız 1,5 milyonluk da bir beşeri köprü, insani köprü kurulmuş oldu. Batı içinde tabii Türkiye bu kadar bu, yakı, bu çok yönlü politika izlemekle beraber daima sağlam şekilde Batı'da Batı e, NATO'da yerini muhafaza etti yani bir oraya bir buraya gitmek şeklinde değil ama Batı içinde Rusya ile rahat ilişkiler kurabilen Almanya gibi işte detant döneminde sonra Ostpolitik Almanya hı hı. daha da geliştirdi bunu Fransa gibi İtalya gibi bu konuda fikirdaş ülkelerle birlikte hareket edebilen bir ülkeydi Türkiye. Rusya ile ilişkilerinde soğuk savaş sonrası da aynı şekilde devam etti. Zaten enerji ilişkimiz var aynı zamanda. Dediğim gibi inşaat var. İnşaat şirketlerimiz yani Rus numası ateş altına alındığında, Yeltsin tankın üzerine çıktığında, Meclis binası yıkıldığında, yıkılmayıp da yani yara aldığında bunu Türk firmaları onardı. Sen Petersburg'un etrafını bütün ee, özellikle çevre yollarını Türk firmaları ma mamur etti. Dolayısıyla Türkiye Sibirya'daki ücra bir kasabada bile bir Türk şirketini, bir Türk kubisini görebilirsiniz şimdi. Ee, ve Türkiye'nin Rusya'yla yakın ilişkileri de vardır ama daima sağlam bir şekilde nerede olduğunu bilecek şekilde. Evet. Dediğim gibi bazı bu konudaki fikirdaş ülkelerle de Aynı çizgide hareket ederek e, ilişkileri devam ediyor. Şu gün de gelinen etmiştir. noktada, yani bu başlangıçında bu savaşın bu neye mal olacak Rusya adına? Putin bu adımı attı ama bedeli nasıl olacak diye konuştuk. Üzerinden bu kadar zaman geçti. Gelinen noktada Putin... e, Rusya e, hedeflediklerini alabildi mi? Yani nasıl görüyorsunuz e, dengeyi ve tabloyu? Pardon, Putin'in başlangıçta 3 hatası oldu. Batı bölünmüş gözüküyordu. İşte Trump, NATO'nun modası geçti dedi. Macron beyin ölümü geldi dedi vesaire. Evet. Batı bölünmüşken bir onu farz etti. Kendisi bu harekatıyla güçlendirdi, güçlendirdi birleştirdi Batı, e, Batı'yı. Ukraynalılık duygusu, işte biz Ukrayna ile kardeşiz dedi. Ha. Yakın, Hakikaten dilleri de e, birçok bakımdan yakınlar. Zelenski de cevap verdi, evet kardeşiz dedi, de. Habil de Kabil gibi dedi, yakınız birbirimize dedi, de. kardeş olarak. Bir diğer hatası, bunu komutanlarımız da muhtemelen bileceklerdir, Rus ordusu 20. yüzyıl ordusu diye ad ediliyor. Ukrayna ise 21. yüzyılın ordusu, daha otonom, daha seyyel, daha mobil yani olarak eğitiliyor Rus ordusu yol tank e, sütunu veya konvoyu yola çıkıyor. 5 kilometrelik, 10 kilometrelik yani hı hı. E, şey oluyor. Bütün bunlar vardı. Bir de bunun üstüne 3 tane hata daha yapıldı. Birincisi buna savaş denmiyordu. Özel askeri harekat deniyordu. Evet. Vatandaş korkmasın, askere alınmaktan işe kaçanlar olmasın diye. Sonra mecbur kalındı seferberlik Eferberlik gibi yani, yani askere alma evet. şey, şey yapıldı. İkincisi bu referandumların bir kısmı yani e, orada yapılan Rusya sempatik bakan Sırbistan gibi diyelim Hindistan gibi Çin gibi ülkeler dahi tanımadılar. Hı hı. Üçüncüsü de nükleer e, söylemi zaman zaman dile getirmesi. Evet. Çünkü nükleer silahlar biliyorsunuz kullanılmadığı zaman varoluşsal etkileri nedeniyle daha etkili olurlar. E, Bunu da fazla bir kabul görmedi. Ama şu anda tabii Gazze'deki durum imradına yetişti bir bakıma. Çünkü herkes küresel güneye, eskiden üçüncü dünya deniyordu. Şimdi küresel güney deniyor. Küresel güneye oynamaya çalışıyor. BRICS de bu bakımda bu nedenle genişletildi. Ama BRICS denilen olgu da homojen değil. Yani oradaki ülkelerin demokratik standartları vesaireleri oldukça farklılıklar gösterebiliyor. Dolayısıyla yine de üçüncü Dünya veya işte küresel güneyde Mesafe alabiliyor şey ee, Rusya veya alabileceğini düşünüyor. İşte Çin'in de bir ölçüde desteği var. Galiba Perşembe günü Çine gidiyor Putin. Dolayısıyla o yani bu bir geçici bir yakınlık Batıya karşı. Zaman zaman tamamen yüzde yüz aynı bakışta olmayabiliyorlar onlar evet. konularda ama e, yine de böyle bir ortak evet. hasıma karşı veya rakibe karşı dayanışma duyguları olabiliyor. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ee, Gürsel, Rica sizin gelsin. sözünüz yarım kaldı o yüzden size geleceğim. Ee, e, evet, o zaman e, tekrar olmasın diye e, yani savaşla ilgili olan kısmından Hı -hı. E, biraz bahsedeyim ki, yani aslında bu atamalar çok abes değil, atamalar düzenleme olarak bakılmalı ki bağlantı yapan hanımefendi de zaten o bağlamda konuşmuştu. Ben de aynı fikirdeyim. Şimdi bu e, Savaşla ilgili olarak e, aslına bakarsanız ilk başladığı anda bu e, üçüncü 30 yıllık savaştır dediğimde ben çok ilgi çekmemişti hatırlatmak zorundayım Kusura bakmayın ben dedim diye değil bu zor bir savaştır çünkü uzun sürebilir dedim ben o zaman herkes birkaç günde işte Kiev olur şu olur bu olur falan dediği zaman üçüncü 30 yıllık savaş dediğimde Avrupa'nın bu gerçekten çok uzun yıllar sorunu olacak bir hususla karşı karşıyaydık ki Rusya bu derinliği olan ülkeler böyle konuşmamız lazım ki Hitler, Napolyon örneklerini verir Putin de hep e, hatta hatta iyi biliyoruz dünya, ikinci dünya savaşında e, 20 milyon askerini kaybetti ama savaşı kazandı yani e, Rusların öyle 20 milyon insan kaybettim, tüh vah yenildim diyen öyle bir ülke değil o. Efendim 5 bin tane uçak, 10 bin tane tank kaybettim, hadi o zaman yenildim, öyle bir ülke değil o. Dolayısıyla kendine e, ait o özellikleriyle tartmamız gerekiyor Ama idi. Bir yandan da işte e, Finlandiya-İsveç konusu, NATO'nun evet, dağda kıyısına gelmesi, orada, ortada e, yani... Orada hata Rusya yaptı. Büyükelçim de değindi zannedersem. Rusya lehine ne var? Yani Ukrayna'daki e, işgal ettiği bölgelerdeki varlığı dışında özel bir Cenevre'de Biden'la oturdular Putin. Orada işi denklemi çözebilseydi o bu savaş olmayacaktı zaten. Hı hı. O e, NATO'ya hala bildiği şeyleri tekrar ederek aslında hata yaptı. İşte Kuzey Denizi'ne doğru, Arktik bölgeye doğru uzanan o eksende stratejik mevzi kaybetti Rusya. Fakat Ukrayna özelinde baktığımız için ben diğerlerine değinmedim. Tamam NATO genişledi ama öyle bir şey var ki şimdi Amerika'da bile böyle konuşuluyor. Ne kadar işte %18'ini kaybetti Ukrayna. Tamam anlaşın %18'i böyle olsun Avrupa Birliği'ne şu kadar süre içerisinde monte ederiz NATO'yu şimdiden söylemeyelim zamana bırakalım ama baktınız ki şimdi şu anda Kiev yönetimi diyelim ona tamamıyla Batı silahlarıyla Batı parasıyla par, e, diliyle hukukuyla Entegre oldu yani batılı oldu Peki bunu bırakacak mı Putin bir kere bırakmaz Karadeniz'i bırakmaz kırımı bırakmaz. Çünkü o bu imparatorluktan devraldığı bu akılla sıcak deniz dediği yerde Rusya'yı yerinden oynatmak istiyorsanız Moskova'yı zapt etmeniz lazım. Moskova'yı zapt edecek bir aklın nasıl çalışacaksınız? İşte Büyükelçi de söyledi. Nükleer vurgusu orada devreye giriyor. Çok üstüme gelmeyin. Moskova'ya gelmeyin. Yaklaşmayın bana dediği konu o hayati noktada her türlü çılgınlığı yapabilir. Bunu şimdiden söylüyor. Ama baktığınız zaman pazarlık edilebilecek bir sürü şey var mı? Bunu Batı da kabul ediyor. Fakat Putin asla Ukrayna'nın NATO'da olmasını istemiyor. Şimdi üstünde durdukları konu bu. Efendim Ukrayna'ya uçak veriliyor işte Danimarka'dan ilk parti gelecek şu olacak bu olacak. Şimdi bu silah veriliyor, şu füzelerden geliyor, bu füzelerden geliyor. Baktığınız zaman o cephe hattı diyelim işte yukarıdan, Belgorod'dan aşağıya doğru geliyor Karadeniz'e kadar. Birinci Dünya Savaşı'ndaki askeri taktikler. Üç hat üzerine cepheyi orada ördü. Hı hı. Kımıldamıyoruz ya. Ne yapıyor? İleriye gideceği bir kasabada, bir köyde, bir kasabada, bir köyde. Ne kadar gider? Ne kadar? 10 yıl. Dünya bununla mı yaşayacak 10 yıl? Bak 10 yılı atıyoruz kafadan. Hı hı. Ama gidişat öyle bir gösteriyor ki işte ilk başta 30 yıl savaşları dediğim gibi olacak bu. Neticede burada Rusya artık işi rutine bağladı. Rutine bağladı derken şimdi Amerika'yı da karşısına koymanız lazım. Amerika'da rutin olarak her seferinde 10 milyar dolarla, 50 milyar dolarla, 100 milyar yani düşünebiliyor musunuz? Temsilciler Meclisi e, Başkanı dedi ki, bir tane bile Amerikan askeri ölmeden biz neler neler yaptık dedi. Şimdi bu mantıkla ne kadar daha gidebilirler bilmiyoruz ama gelebilirseniz gelin diyor. Cephe burası diyor. NATO'da dediğiniz gibi o. Kuzey Denizi'ne doğru olan bölgede mevzi kaybetti. Şimdi bunu stabil halde tutabilecek bir aklı var. Onun için de zaten düzenlemeyi yaparken Gerasimov yeterli orada, genelkurmay başkanı. Yani orada bir sorun yok. Orada harbi idare etmek için rutine bağladılar. Ama artık ekonomi sorunu var Moskova'nın. Moskova ekonomiyi küresel perspektifte okuyor. Bakın bu küresel perspektif deyince işte hocamın da e, büyük elçim de söylediği gibi bir x bir x böyle başka şeyleri de devreye koyarak konuşmamız lazım. Dolayısıyla bu kısa soluklu bir iş değil. Hı hı. Herkes pozisyonunu da böyle alacak. Zaten biz de öyle düşünüyoruz ama ilk başta çok yanlış konuşanlar da olmadı değil bizde yani onu da hatırlatayım. Bakalım yani bakalım iki sene sonra ne diyeceğiz evet. bir de o var. Yani e, kazanımların yanında da kayıpları böyle kefeye koyunca acaba nasıl İşi... bir tablo e, çıkacak? E, Çağlar Hocam'a geleceğim ama buyurun. Tamam Çağlar sonra Sonra da sizin tamam, sıranız tamam, geliyor. E, siz de böyle mi görüyorsunuz yani Putin açısından evet, evet. gelinen noktayı? Şimdi benzer şekilde görüyorum. Ben biraz daha farklı bir boyuttan bakayım. E, birincisi hata konusuna katılıyorum. Yani çok klasik bir eski İkinci Dünya Savaşı doktriniyle ve bakış açısıyla girdiler. Hatta e, coğrafyaya baktığımızda komutanımız da katıldığını bilemem ama bizim manevra şekillerinden biri vardır. Çift taraflı kuşatma yani iki yerde açılarak Ukrayna'yı çok hafife alıp merkezdeki evde kuşatma şeklinde bir yaklaşımla gidildi. Çok kayıp verdiler. Çok kayıp verdiler. Rus ordusuyla ilgili imaj Şunu başlangıçtaki atladı. bakışla sonrası çok değişmedi mi örneğin? Değişti. Aslında ben onu da hep yadırgarım. O Ukrayna'daki e, komutanlarla Rusya'daki komutanlar herhalde biz yaşlardalarsa aşağı yukarı beraber okulda okullarda okudular. Yani Soğuk Savaş öncesinin hı hı. de beraber okudular. Doktrinleri de gelişti. Ancak burada biraz önce o Rusya'dan bağlandığımız profesör değil mi yanılmıyorsam hanımefendi? Evet. Profesör evet. Hanımefendi. Apolloni. Efendim? Apolloni hanım. Apolloni hanım. Ee, orada bir nokta söyledi. Bence aslında küresel okumayı doğru yakaladı. Rusya Ukrayna'da savaşmıyor dedi. Doğru. Rusya bu tip bizzat söylüyor zaten. Ben ama. ben de zaten kişisel olarak yani çağlar özel olarak şunu söylüyorum. Ben artık bu çok kutupluluğu falan pek e, ben tam oturduğunu zannetmiyorum. Hala bana göre hala e, duvarlar yıkılsa da sistemler değilse de liberalizm dünyayı e, neoliberal yaklaşımlar olsa bile halen iki emperyal gücün yani Amerika ile Rusya'nın çok ciddi perde arkasında mücadelesinin halen acımasızca devam ettiğini görüyorum. Vekalet coğrafyalarında vekil güçler üzerinden. Hı hı. Şimdi Putin e, şundan çok çekiniyor. O da klasik bir Rus şeyidir bu. Yani Sovyetlerden beri gelen bir çekinceleri vardır. Bir, o da nedir? ABD'nin doğuya doğru genişlemesi ve Rusya'yı güneyden kuşatması. Sayın Büyükelçim de çok iyi bilecek. Oralarda uzun yıllar görev yaptı. Bu kurgu üzerine Rusya birliklerinin konuşlanması, silah sistemleri eğitimini hep buna göre yerleştirir. Efendim baktığınızda Ukrayna'daki ayrılıkçı akımlar dediğimiz unsurların tamamen Rus yanlısı olduğunu zaten biz biliyoruz. Rusya iki doğru hamle yaptı. Yani kendilerine göre. Birincisi komutanımın da ifade ettiği gibi Karadeniz'deki üstünlüğünü asla kaybetmek istemeyen hem ABD'ye hem de kıyı ülkelerine karşı hamlesini yaptı ve Kırım'ı maalesef ilhak etti. Maalesef diyoruz. Çünkü biz de bunu kınadık. Çünkü Tabii. o başka ülkenin toprağı. Ama donanması için Karadeniz'deki hareket alanı için çok önemli bir kazanım elde etti. Birincisi buydu. İkincisi de kendine müzahir olduğu değerlendirdiği bölgelere karşı e, Ukrayna'nın ona göre ifade ettiği işte e, onların kullandığı ifadeyi söylüyorum Nazi yaklaşımları falan dedi. Özel amaçlı operasyonu. Uyardı uyardı başladı ama Putin'in en önemli amacı şuydu. Ukrayna'nın Muhtemel bir NATO'ya üye olma olasılığı Putin'in en çok çekindiği Ama konu. işte Ukrayna halkı da neden kendini Rusya'ya yakın hissetmedi de Batı'ya yakın hissetti? Neden Rusya'ya değil de batı Batı'nın değerlerine yakın hissetti? Böyle bir öz yapmadan neden benim yanımda değilsin e, diyerek e, böyle bir e, bu, politika yürüttü. Diğer yandan bir de böyle bir boyutu var. Serap Hanım bu dediğimiz dört tane bölge kendini Rusya'ya daha çok yakın olan bölge. Yani işte bu. Donetsk, Luhansk ve Zaporojnia gibi bölgeler. Ama öbür taraftakiler tabii Avrupa'ya bir an önce katılmak isteyen bölgeler idi. Gelinen nokta itibariyle birincisi manevra boyutundan, savaş boyutundan ilerleyelim, harp boyutundan Amerika Birleşik Devletleri 2023'te geçen sene savunma bütçesinin sadece savunma bütçesinin %5'i kadar oranda e, Ukrayna'ya yardım yapmasına rağmen Ukrayna ordusu başarısız oldu. 2023'te Haziran ayında çok büyük bir genel karşıtarıza başladılar. Ancak çok ciddi bir direnişle karşılaştılar, başarısız oldular. Bulundukları yerde savunmaya geçtiler. Arkasından hatırlayalım, Zelenski her tarafı dolaşmaya başladı. Yardım, yardım, yardım. Hatta Türkiye'ye geldiğinde de şu iki cümleyi kritik cümleyi söyledi: Acil yardım, acil barış. Fark etti. Geleceği fırtınayı fark etti. Aynen onu söyledi. Hı hı. Acil yardım, acil barış. Artık son cümlelerinizi isteyeceğim. Son hocam söyleyeyim. programın sonuna geliyoruz. Putin çünkü. ısrarla şunu söyledi. Benim hani bana bulaşmadığınız, gelmediğiniz müddetçe, işte Ukrayna'yı NATO'ya dahil etmediğiniz müddetçe, toprak bütünlüğüme müdahale etmediğiniz müddetçe, benim geniş şeylerime, sınırlarımı genişletmek gibi bir niyetim yok tarzında bir stratejik sabır politikası gitti. Ama aklında hep harkibi vardı hep ileriye doğru çıkış vardı. Bunu görüyorduk biz. Bazen arkadaşlarımızla akademisyen arkadaşlarla konuştuğumuzda çok masum görmedim ben Putin'i hiçbir zaman. Ve ilk fırsatta önce Avkid Av, Avkidya Av, Avkidya diye bir alanı Anladım. şimdi de Ukrayna'nın en önemli ikinci şehri olan, sanayi şehri olan, devasa imkan kabiliyetleri olan Harkov'u gözüne kestirdi. Orayı da ele geçirmek için hamleye başladı. Ama şunu bilmek lazım. Rusya'nın Amerikan kaynaklarında okuduğumda harp ekonomisi çok zayıfladı. Şöyle ki bu savaş Rusya'ya 1.3 trilyon dolar ciddi manada ekonomisini sarstı. Bu Amerikan kaynaklarında geçen bir ifade. E, şey, et, değişimi... Etkileriyle. Efendim? Etkileriyle. Tabii ki etkileriyle. Bütçe Tabii. şeyle. Tabii. Yani. Ee, evet. Ee, şeyin, e, Genel Konya başkanının değişimi de işte bu noktada. Evet. Harp alanında istediklerini yapmaya, kafasındaki planları yürütmeye çalışan Putin şunu gördü. Harp ekonomisi dediğimiz bir kavram var. Yani sadece askeri başarının yanı sıra baktığınız zaman maliyetin çok arttığını gördü ve oraya e, ekonomist kökenli birisini koyarak hatta Peki. bugün Peskov'un da bir ifadesi var. Rusya sözcüsünün diyor ki e, harp ekonomisiyle mane işte baş askeri başarının kompakt hale gelebilmesi daha ön plana çıkıyor. Buradan şu sonuca varıyoruz. Evet. Ben savaşıyorum fakat ekonomim gittikçe zayıflıyor. Bunu dengeleyecek bir kişinin değişimi sağlandı diye ben düşünüyorum. Peki hocam tamam sağ olun. oradan ol. süren bitince uyarın hani şey yapayım. 8 tamam. dakikamız var. Ben e, hocamın diye kaldığı yerden söyleyeyim notlarımı. Yani Rusya'da şu an Pravda gazetesinde ben birkaç gündür okuyorum Russia Today'de Afganistan sendromu korkusu var. Yani 88, 80, 88 gittik çok para harcadık çok çabuk devirizdik deviremedik. Evet. Temsilciler Meclisi'nden Charles Wilson Amerika'nın o götürüyordu bu işleri çok büyük yardımlar yaptılar. O zaman işte mücahitler dediğimiz İslamcı gruplara büyük paralar verildi. Amerika, Brzezinski ve Rusya göçtü, işgal edemedi ve 89 ekonomisi bitti de dağıldı. Ondan korkuluyor. Belasimov'un demin Apollon Hanım tabi biraz Rusya'da olduğu için de çekinerek de konuşuyor haliyle. Evet, evet. Ama Rusya ekonomisi şu an Öyle çok için. kötü. Yani büyük yani mali sıkıntılar, şeker gibi basit şeyler ulaşılamayan bölgeler var Rusya'da. Sistem kapalı olduğu için ulaşılamıyor ama Batı kaynakları en azından burada bunları uyduruyor. Değiller. Çünkü zaten oraya giden Türkler de var. Bizim Türkler de hı hı. bizlere anlatıyorlar. yani Büyük hı hı. ekonomik sıkıntı yaşıyor. Bu Moskova'da, St. Petersburg'da görülmüyor. Ama Rusya'nın yukarısında birçok yerde bu görülüyor. Dolayısıyla da onun için geldiği doğru. İki, Belasimo bugün Pravda yazdı. 20 bin insan savaş yapacak. Silahlar da bitiyor. Yani sonsuz bir silah kaynağı yok Rusya'nın da. Çoğunu kullandı bitiyor. Evet ağır ağır düşürüyor. Batı kaynağı gelmedikçe Ukrayna'nın dayanması da çok zor. O da doğru. İşte Harkov'da böyle ama böyle giderse de savaş uzarsa Rus ekonomisi de çökebilir. Yani o Putin çar olmak niyetlisi var. Eski Rusya'yı uyandırmak, Sovyetleri uyandırmak var ama bu Amerika gibi devasa bir güç varken çok kolay değil. İki, yani Amerika'nın da Irak'ta birçok yerde insan haklarını ihlal etti. Rusya da ihlal ediyor her yerde. O da yani muhalifleri öldürüyor, Navalny'nin başına gelenler, hiç öyle acıma falan yok. Ama bu orada da yani Rusya'yı anlamakta da Gürsel Bey'in dediği çok doğru. Yani onda da ben Viktor Orban'dan aktararak tamamlayayım. Viktor Orban takır karşısına konuşmuştu bundan 4-5 ay önce ve çok güzel aslında meseleyi anlatıyor. Batı'dan bakınca önce özgürlüktür diyor. Ama Rusya'dan ve Uk Polonya'dan ve Macaristan'dan bakınca önce güvenliktir diyor. Bizde önce güvenlik gelir. Benim için odur diyor. Özgürlük sonra gelir diyor. Bu açıdan da hani Rus halkının da Macaristan'daki ve Polonya'daki bakış da bence o. Önce güvenlik. Oradan bakış o. Yani biz diyoruz ki bunlar niye bu askeri yardım askeri harcama yapıyor, bireyselleşme daha az, özel sektör daha az. Çünkü önce güvenlik. Çünkü geçmişten kalan bir, bir e, travma e, meselesi var. Dolayısıyla da Putin burada bunu aşılıyor ama halkta da bu niyet olduğunu görülüyor. Dolayısıyla da o NATO bu işgal meselesini devam ettirecektir ama başarılı olma şansı var mı? Var ama Amerika'da Amerika'nın çok büyük kaynakları var. O kaynağı devam ettirdiği sürece Rusya bazı yerleri düşürebilir ama Ukrayna'nın tamamını alması mümkün görünmüyor. Putin orada çok e, hocamın dediği eksik bir şey yaptı. Önce polis gücünü gönderdi. Ben hemen deviririm zannetti. Halbuki deviremedi. Bir de Rus teknolojisinin çok eski olduğu görüldü. Yani Amerikan bunu da bakın Victor Orban da söylüyor. Konvansiyonel silah babında Amerika'nın ve Batı'nın rakibi yok. Bir de ama, yani siz de vurguladınız, Hüseyin Bey de vurguladı. Yani nükleer silah konusunu böyle heh. vurgulamak aksine aksine bu konudaki e, etkisini düşüren evet. bir şey değil mi? Evet iki şey doğru ama konvansiyonel silahla Batı çok iyi ama Amerika ve Avrupa nükleer silah olduğu için ondan çekiniyor. Yoksa ...reformasinin nasıl olsa Amerika ile yani yani baş Başta böyle daha bir korkuldu. Ne oluyor? Değil. Hay Allah Putin ne yapacağı belli olmaz. Sonra bir, Heh. iki, üç, aa işte ama o da hep bunu söylüyor gibi bir hale almaya evet. başladı. Evet, şey yapabilir. Sonra. iki bu gaz meselesinde Rusya ekonomisi niye olumsuz etkileniyor? Avrupa almıyor. işte Amerika kuzey yakın biri patlattı, girdi dibine. Onu patlattı. Almanya'yı kendine mahkum etti. şimdi Almanlar aslında Ruslarla arayı bozmak niyetlisi değil. El altından İran'dan gaz alıyor ama... Rusya onu tanzim etmek için Endonezya, Hindistan'a satıyor ama çok ucuza satıyor Çin'e. Bugün Hakan Aksa'yı T-24'te dinledim. O Rusya uzmanı biliyorsunuz. Bence önemli bir değerlendirmesi vardı. Çin'den bir türlü Rus İSİD'i desteği alamıyor. Çünkü Rusya'nın ticaretini çoğu Amerika ile çok basit silahlar vermiş. Bugün Hakan Aksay açıkladı onu. Basit mermiler. O istediği uçakları, deniz denizdeki bazı güçleri ve kara güçlerini vermiyor diyor. Çok istiyorlar diyor. Gene görüşecekler ama yanaşmıyor. Dolayısıyla Putin o yüzden de işte bu ekonomiyi toparlayabilmesi için ve halktan da gelebilecek hani hiç kamuoyu yok da değil. Yani hani Kuruş ne diye demiş ya siz bize kamuoyu yok zannediyorsunuz ama var. Bir şekilde orada da bu ekonomik sıkıntılar baş gösterince onlar da açığa çıkıyor. Amerika bence bu şeyleri malları donduruyor. Hala finans gücü Batı'da yani onu da görmek lazım. Batı'nın finans gücü maddi gücü çok fazla. Üretim anlamında olmasa bile işte istediği gibi kilitleyebiliyor. Bir de birlikte hareket etmeleri. Evet Rusya'yı nasıl olduğu kilitlendi ama bu Endonezya, Hindistan, Malezya o bir iki ülkeleri hala batının çok alternatifi değil. Yani onlara çok gaz sattı Rusya ama bir Almanya'ya sattığı gibi değil veya bir Avrupa'ya sattığı gibi de olmuyor. O açıdan da Rusya açısından da eğer tedbir almazsa Ekonomik anlamda bir yıkı görüyor Batının bir de yani şimdi, e, çok alt üst olacak gibi başta zorlanıldı ama sonra çözümünü de buldu evet, Avrupa ülkeleri. Şeyi de söyleyeyim. Bu, e, gaz e, Rusya Pravda'nın bir şeydi son şeyin. Pravda'da bugün yazılana göre şimdi devletçi ekonomiyle de iyi bir iyi bir dönüş daha da olacak. Bu demin ben söylemiştim e, Rus Sakonin ekonomist Chicago Üniversitesi'nde e, yeni gelen savunma bakanı e, özelleştirme ve benzeri zaten karşı yok. Bir de ...metaloji ve kimya fabrikalarına 2018 e el konmuştu Rusya'da bir milyar Onun mimarı da bu. O yüzden de bazı şeyleri daha da kamulaştıracaklar. Öyle görünüyor ama o da sermayenin kaçmasına sebep oluyor. Dolayısıyla Rusya'da böyle bir şey sıkıntılı bir hal bekliyor. Bir yandan da Amerika'nın da işine gelen Amerika'da Avrupa'ya dünyanın silahını sat. Almanya'ya İsveç'e e, ee, Makedonya'ya, bizim böyle Yunanistan'a herkese silah satıyor. Dünya kadar Arabistan'a. Dolayısıyla da bu savaş Amerika açısından da e, finans gücünü artırması açısından önemli oldu. Hocam bir iki dakikamız kaldı. Hadi siz son sözü evet. yapın. Ee, şöyle aslında baktığınız zaman Rusya'ya kimse yatırım yapamaz şu açıdan. Çünkü yaptırım uygulanan bir ülke ve dış ticareti keseceksin diyor. Sadece bunu Amerika kendi şirketlerine demiyor. Az önce de söylediğim gibi üçüncü ülkelere Nelere teşmil ademiyor. edilen yaptırım sistemi var. Ve bu dünyada sadece Amerika'nın böyle bir sistemi var. Çünkü normalde siz iki ülke anlaşamıyorsunuz ve o ülkeye yaptırım uyguluyorsanız o sizin bileceğiniz iş. Örneğin şu anda Türkiye İsrail'e bir yaptırım uyguluyor ama demiyor ki İsrail'e diğer bütün ülkelerde ihracatı, ithalatı, yatırımları, finansı, her şeyi kesecek diye. Dolayısıyla da zaten bu savaş süresince ve bu yaptırımlar devam ettiği sürece Rusya'nın şöyle bir beklentisi olmayacak. Bana finans sağlan, sağla ihracat yapayım, ithalat böyle bir şey zaten olmayacak. Ve en önemlisi de bütün Rus oligartların paraları zaten şu anda biliyorsunuz dondurulmuş mal varlıkları evet. dondurulmuş durumda. Ve bu ortamda da e, hem yaptırımlar hem diğer e, siyasi ilişkilerin gerilmesi, diğer ülkelerle olan siyasi bağlantıların da gerilmesi Rusya'yı <laughs> bu, bu kadar sıkıştırmalarına rağmen uh -huh. çok pes edecek gibi durmuyor. Çünkü hem Karadeniz'deki güvenliğini hem e, kendi karadan güvenliğinin Ukrayna'nın bittiği yerden başladığını düşünüyor. Ukrayna NATO'dan tamamen vazgeçmedikçe ve bir takım taahhütlerde bulunmadıkça da ben Luzlaşa de Şenik olduğuna katılıyorum. Yani bu iş biraz daha sürecek. E, uzun sürecek gibi gözüküyor. Peki. Teşekkür çok... ederim. Bu arada ben şey, de Gürcistan'da da biliyorsun ederim. Rusya yasası çıktı. Ee, yani Rusya'ya yakınlaşıyor Gürcistan ama Cumhurbaşkanı orada ters, yani merkezi hükümetli orada da büyük gösteriler var. Evet. Yani Rus Gürcistan'da da sıkıntılar çıkabilir ilerleyen günlerde. Çok evet, büyük olaylar gerilim, oluyor orada. yüksek orada. Yani Ukrayna krizinin sonlandığını varsayalım Rusya lehine. ikinci ve üçüncü hedefin Ermenistan ve Gürcistan, Gürcistan. olduğu çok açık. Merkezi hükümet Rusya yanlısı destek görüyor ama Amerika ile ortaklaşa tatbikatlar yapıyorlar. Batı yanlısı refleksleri var. Bunu da yazar bir tarafa Rusya'nın, yani. yani Başbakan Rusyacı, Cumhurbaşkanı kadın, Amerik Batıcı. Peki. Orada böyle bir sıkıntı var. Önümüzdeki yani zaten e, sürekli gelişmeleri, potansiyelleri, haberleri veriyoruz. Son cümle söyleyeceğim Serap Hanım, bu da bizim ne kadar önemli bir konumda olduğumuzu gösteriyor ve Türkiye'nin şu son zamanlardaki tarafsız, objektif uluslararası hukuka ve anlaşmalara son derece riayet eden bir e, şey, rasyonel dış politikası, Türkiye'nin bölgede ne kadar önemli bir ülke olduğunu ve güç evet. olduğunu, bölgesel güç olduğunu da ortaya çıkıyor. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum bir her birinizin değerli edeyim. katkısı için. Büyük bu, buyurun, çok kısacık Hüseyin Bey lütfen. Üzeminizi çok doldurayım. kısacık, bu yıpratma, korkuyorum bu yıpratma savaşı hem Batı'nın işine yarıyor, çünkü Rusya ekonomik bundan hasar görüyor, hmm. hem de Rusya'nın bir bakıma işine yarıyor. Çünkü Ukrayna yorgunluğu nedeniyle Batı'daki ülkelerin hem kendi içinde görüş ayrılıkları oluşuyor, hem kendi aralarında görüş hmm. ayrılıkları oluşuyor. Amerikan Kongresi'nde gördüğünüz gibi vesaire... Dolayısıyla iki tarafında işine yarayabilir maalesef bu yıpratma savaşı ve uzayabilir. Evet çok o kadar. teşekkür ediyorum sizin de öyle değerli katkınız için evet. sağ olun. Sevgili seyirciler olaylar ve görüşleri bu akşam noktalıyoruz alıyoruz. Hoşçakalın.